Ekranlara yansıyan bir son dakika gelişmesinin detaylarını paylaşacağız. Acı haberi paylaşmadan hemen önce Eren Abluka operasyonu 14 operasyonundan geldi. O haber Şırnak'taki operasyonun ilk gününde 3 PKK'lının öldürüldüğü yönündeki son dakika bilgisi ekranlara yansıyor. Jandarma Teğmen İsmailcan Akdeniz operasyonu başlatılmış durumda ve bugün ilk günden 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Elbette şehitlerimizin kanı yerde bırakılmıyor. Ercan Özcan, Siirt'in Pervari ilçesinde PKK'lı teröristlerin yola döşediği el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu uzman çavuşumuz Ercan Özcan şehit oldu. Bir askerimiz de yaralı. Yola döşenen EYP patladı. Bir Mehmetçik şehit oldu. Siirt Pervari Doğanköyü bölgesinde İl Jandarma Komutanlığı Mayın Timi arazi arama tarama faaliyeti yapıyordu. Çalışmalar sırasında PKK'lı teröristlerce yola döşenen el yapımı patlayıcı infilak etti. Patlamada biri ağır, iki asker yaralandı. Yaralı askerler helikopterle Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak doktorların tüm müdahalelerine rağmen uzman çavuş Ercan Özcan kurtarılamadı. Şehidin acı haberi Balıkesir'deki ailesine verildi. Kahraman şehidin evli ve iki çocuk babası olduğu öğrenildi. Tüm Türkiye'nin başı sağ olsun. Şehitlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet diliyoruz. Olası operasyonu konuşuyoruz. Bir yandan son dakika bilgisi ekrana yansımaya devam ediyor. Halihazırda operasyonlar da devam ediyor. Mehmetçiğin kanı elbette yerde bırakılmıyor. Şimdi olası operasyon nereye olur sorusu hala gündemde. An meselesi artık. Öne çıkan noktalar Tel Rifat, Münbiç, Aynel Arap biliyorsunuz. Son dönemde konuşulan noktalar bunlar. Elbette net bir bilgi henüz yok. Operasyonun başladığında görmüş olacağız. Tabii bir yandan da A Haber ekipleri biliyorsunuz farklı noktalarda haber nöbetini 7/24 sürdürüyor. Ata Gündüz Kurşun, Mehmet Geçgel, Mehmet Sabri Urbaş Suriye sınır hattında bizi bekleyen isimler. Hemen Ata Gündüz Kurşun'un bulunduğu noktaya bir uzanalım. Bu sabah itibariyle son durum ne bölgede diye soralım ve elinde yeni bir bilgi var mı? Bunu da merak ediyorum. Ata, sözü hemen sana bırakacağım. Cansu, günaydın diyelim. Sınırın sıfır noktasında bir sessizliğin hakim olduğunu söyleyebiliriz. Ancak Mehmetçiklerimizin de olası bir 5. harekata Suriye yönelik hazır olduğunu söylemek mümkün. Çünkü bununla ilgili en sıcak açıklamayı da hatırlayacaksınız. Dün bu saatlerde Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar yapmıştı. Araç, gereç, teçhizat olarak ve aynı zamanda moral ve motivasyon olarak Türk Silahlı Kuvvetleri'nin olası bir harekata hazır olduğunu söylemişti. Ki zaten Mehmetçiklerimiz bu konuda önceki harekatlardan tecrübeli. Fırat Kalkan Harekatı olsun, Zeytin Dal Harekatı olsun, Barış Pınarı Harekatı olsun. İşte bu harekatlarla birlikte birçok nokta terörden temizlenmişti ve işte o noktalarda da üst bölgelerimizin olduğunu söyleyebiliriz. Önceki harekatlar gibi bölgeye çok yoğun bir sevkiyat göze çarpmıyor. Hatta yok denecek kadar az. Ancak hem Türkiye tarafında hem de Suriye tarafındaki üst bölgelerimizde yeteri kadar araç gerek teçhizat olduğunu da biliyoruz. Yeteri kadar personel olduğunu da biliyoruz. Mehmetçiklerimiz hazır. Bir taraftan da Suriye Milli Ordusu toplantılarını sürdürüyor. Hem istihbarat yetkililerimizle hem Türk Silahlı Kuvvetleri yetkililerimizle birlikte son bir haftadır 10 gündür Başkan Erdoğan'la operasyon sinyalinin ardından da toplantılar biraz daha sıklaştı. Tabii operasyonun günü şu an itibariyle bilinmiyor ve nerelere yapılacağı siz de söylediniz. Öncelikle hedefler arasında Tel Rifat ve Münbiç bulunuyor. Ancak tabii ki Aynel Arap yine terör yuvası olan bir nokta. Biraz daha ileriye gidecek olursak Barış Pınar Harekatı ile birlikte özgürlüğüne kavuşturulan Tel Abyad ve Rasul Ayn'ın hemen altında bulunan Tel Tamır bölgesi, Ayn İsa bölgesi de yine muhtemel operasyon bölgeler arasında yer alıyor ve özellikle de Rasul Ayn'ın hemen altında bulunan Tel Tamır bölgesinde son bir haftadır 10 gündür Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından yoğun bir topçu atışı yapılıyor. Onlarca teröriste etkisiz hale getirilmişti. O noktada Milli Savunma Bakanlığı'nın yaptığı açıklamalara göre. Evet, toparlayalım. Mehmetçiklerimiz hazır. Başkan Erdoğan'dan gelecek talimat bekleniyor. O Suriye yönelik 5. harekat için.
Dün MHP lideri Sayın Devlet Bahçeli grup toplantısında çok net ve sert açıklamalar yapmıştı. Harekat için gereklidir demişti. Bir yandan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu için hani kandili başlarına yakacaktın, şimdi neler söylüyorsun, hangi sana inanalım sözünü söylemiş. Ve arkasından da Kılıçdaroğlu için tarih seni kara bir leke olarak yazacak demişti. Bunu hatırlatalım. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan da açıklamalar var. Olası Suriye operasyonuna karşı olacaklarının mesajını verdi aslında Kılıçdaroğlu. MHP lideri Devlet Bahçeli'yi eleştirdi. Kendisini gerçek öykücü ilan etti. Kılıçdaroğlu Amerika'ya para kaçırıyorlar iddiasıyla ilgili de kendisiyle çelişen açıklama yaptı. Evet dersek cumhuriyete ihanet etmiş oluruz. Operasyon yapacağım diyor şimdi. Sınır ötesi operasyon yapacağım diyor. Suriye ve Irak tezkerelerine hayır diyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, olası sınır ötesi operasyona karşı çıkacağının mesajını verdi. Partisinin grup toplantısında MHP lideri Devlet Bahçeli'yi eleştirirken bir çarpıtmaya imza attı. Ben gerçek milliyetçiyim. Ben gerçek ülkücüyüm. Ben gerçek vatanseverim. Kılıçdaroğlu geçtiğimiz hafta ABD'ye para kaçırıyorlar iddiasını ortaya atmış, belgeler elimizde diyerek Türkiye Vakfı'na yapılan bağışlarla ilgili gizli saklı algısı oluşturmaya çalışmıştı. Ana muhalefet lideri grup toplantısında kendisiyle çelişti. ABD Adalet Bakanlığı'nın internet sitesinde herkese açık şekilde yayınlanan belgelere rahatça ulaşılabildiğini itiraf etti. Hepsinin dökümleri elimizde. Biz Amerikalıların internet sitesinden öğreniyoruz. Kılıçdaroğlu 26 Nisan'daki grup toplantısında kavga etmeye geliyoruz demişti. Bir ay sonra tam tersi açıklamalarda bulundu. Bu kavgayı hep birlikte yol arkadaşlarımla birlikte yapacağız. Kavga edeceğiz. Kavga istiyorlar, inadına barış diyeceğiz, inadına birliktelik diyeceğiz. CHP 2008'de AYM'ye başvurarak belediyelerin öğrencilere burs vermesine imkan tanıyan yasayı iptal ettirmişti. Ana muhalefet lideri bu konuya da değindi, hükümeti suçladı. CHP geldi, gitti Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu, burslar kesildi. Aslında AK Partili belediyeler burs vermek istemiyorlardı. İstanbul Bebek'teki ahlaksız görüntüler ve provokasyona tepkilerin çığ gibi büyümesinin ardından o kişiler gözaltına alınmış durumda. Çirkin görüntüler üzerinden planlanmak istenen provokasyonu siyasetçi yazar Mehmet Metiner memleket meselesinde değerlendirdi. Meselesi mutlaka bizim idare etmemiz, çözmemiz gereken bir mesele. İki, yabancı düşmanlığı bu toprakların genlerine aktarılmaya çalışıyor. Bizde olmayan bir şey bu. Zaten gelenler yabancı değil. Tırnak içinde yabanlı değil. Suriyelilerden kastediyorlarsa bu daha da gelsinler. Ne pahasına olursa gitsin gelsin. Ne yaparlarsa yapsınlar başımızın tacı anlamındaki değil. Bir söz değil. Ama hiç kimse evini yurdunu bırakarak hiçbir yere gitmez. Biz mahallemizi değiştirirken, semtimizi değiştirirken bile yeni bir belirsizliğe doğru gittiğimiz için bin düşünürüz yani. Onun için sözlerimizi kimse çarpıtmasın. Evet, böyle bir sorunumuz var. Bunun beraberinde getirdiği travmatik ilişkiler var. Hem gelenlerde müthiş bir travma var. Beraberinde buraya taşıyorlar. Doku şeyi var. Bir sürü şey. Neyse yani onlara girmiyorum. Ama şu da var. Yabancı düşmanlığı yok. Mesela bugün o görüntüler paylaşıldığında hemen birilerinin aklına Suriyeliler geldi. Olayı bana gönderdiklerinde şey yaptım, Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürümüzle görüştüm. Hemen ne olduğunu anlattı, arkadaşlarla da paylaştım. Yani hepsi de Türk vatandaşı, birisinin aklı dengesi yok zaten. Yani ne delidir, ne yapsa yeridir. Öbürü Türk vatandaşı, yani buradan kalkıp başka partiyle de ilişkisini mi konuşalım yani? Türk vatandaşı ama aynı zamanda bilmem hangi muhalefet partisinin neredeki üyesi mi diyelim yani. Onların düzeysizliğine, seviyesizliğine mi inelim yani? Bizden bekledikleri şey bu mu? Çok saçma. Diğeri de Romanya asıllı Türk vatandaşı. Ama ben şahsen o Romanya asıllı Türk vatandaşına nasıl Türk vatandaşlığı verildiğini merak ediyorum. Verilmişse de iptal edilmesi gerektiğine inanıyorum. Bu ahlaksızlığı dans ediyormuş meğer. Falan. Esenyurt ilçemizde de benim seçim bölgemdeki en önemli ilçelerimizden biri. Aynı tezgaha koydular. Ya bir insan suç işleyebilir. Ama topyekun o insan üzerinden bir millet, bir halk hedef alınamaz. Bu bir insanlık suçudur. Bu bir ırkçılıktır. Yabancı düşmanlığıdır. Buna kimsenin hakkı yok.
diye bu yaygınlaşacak ama. Çünkü burada beslenen bir şey var. Yani Erdoğan düşmanlığının bir şeyi de bu. HDP başka türlü bir alan oluşturuyor. Ama ben burada şeye dikkat ediyorum. Şimdi bir anda geri dönüşü sağlayalım diyorlar. İşte bu operasyonla birlikte önemli bir geri dönüş daha sağlanacak. Birinci köprüde hareketli dakikalar vardı. İlk aklınıza gelen şey değil, bir orada eylem söz konusuydu, bir intihar girişimi vesaire değil. Türkiye İşçi Partisi milletvekilleri oradaydı. Erkan Baş, Serhat Kadıgil ve Ahmet Şık 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne çıktılar. Gezi pankartı astılar. Milletvekilleri izinsiz yaptıkları eylemde köprüye astıkları pankartı indirmeye çalışan polislere de müdahale edince ortalık karıştı. Arbede yaşandı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu görevini yapan polisleri ödüllendirdiklerini, 3 milletvekili hakkında da soruşturma açtıklarını duyurdu. Köprüye izinsiz pankart asmak isteyen Türkiye İşçi Partililere polis müdahale etti. Gezi Parkı eylemlerinin yıl dönümünde provokatif bir eylem gerçekleştirildi. Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş'la milletvekilleri Serhat Kadıgil ve Ahmet Şık araçlarıyla 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne gitti. Ardından da demir parmaklıklara pankart astı. Polis kısa sürede olay yerine giderek müdahale etti. Ben görevimi yapıyorum. Eski HDP'li Ahmet Şık asılan pankartı indirmeye çalışan polislere karşı çıktı. Abicim bu iş güzellik ne ya? Bir sakin olsana. Neden? Asamazsınız. Ahmet Şık daha sonra görevini yapan polis memurunun yakasını çekerek itekledi. Pankartın polis tarafından indirilmesinin ardından Türkiye İşçi Partisi milletvekili Serhat Kadıgil zafer işareti yaparak provokasyona devam etti. Görevlerini yapan polis memurlarını ödüllendirdiklerini belirten İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, HDPKK'dan meclise giren milletvekilleri hakkında suç duyurusunda bulunuyoruz açıklamasını yaptı. İstanbul Beyoğlu'nda Gezi Parkı provokasyonunun 9. yıl dönümü nedeniyle bir grup izinsiz bir gösteri düzenlemek istedi. Polis izin vermeyince eylemciler taş ve plastik şişelerle polise karşı geldi. 170 kişi gözaltına alındı. İzinsiz gösteri yapan grup polise saldırdı. Gezi Parkı provokasyonundaki 170 eylemci yakalandı. Gezi Parkı olaylarının 9. yıl dönümünde akşam saatlerinde bir araya gelen bir grup İstanbul Taksim'de eylem düzenledi. Basın açıklamasının ardından eylemciler Taksim Meydanı'na yürümek istedi. Eylem nedeniyle çevrede geniş güvenlik önlemi alan polis yürüyüşe izin vermedi. Polis de eylemciler arasında arbede yaşandı. Gruptakiler taş ve su şişeleriyle ekiplere saldırdı. Polislere zorluk çıkaran eylemciler daha sonra ara sokaklara kaçtı. Buradaki olayların ardından sıra Selviler Caddesi'ne giden gruptakiler daha sonra dağıldı. İstanbul Valiliği Gezi Parkı eylemlerinin yıl dönümü bahanesiyle izinsiz gösteri yürüyüşü yaparak polise taşlı sopalı mukavemette bulunan 170 kişinin yakalandığını açıkladı. Şimdi HDP'den CHP'ye tepki var. İkircikli ilkesiz politikalarla yol alamazsınız tepkisi. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş Van ziyaretinde Selahattin Demirtaş'ı da istiyoruz diyen vatandaşa İnşallah yanıtını vermişti hatırlarsınız. Daha sonra da o açıklamadan geri adım atmıştı aslında. Yavaş'ın tutumu Meclis Genel Kurulu'nda da gündeme geldi. HDP'li Meral Danış Beştaş, Büyükşehir Belediye Başkanı'nı cesaretsizlikle suçladı. CHP grubunun eleştiriler karşısında sessiz olması dikkat çekti.
Maşallah size. Gerçekten maşallah. Bu ikircikli, ilkesiz politikayla Türkiye yol alamaz diyorum. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Van ziyaretinde Selahattin Demirtaş'ı da istiyoruz diyen vatandaşa inşallah yanıtını vermiş. Tepkiler üzerine de belediyeden Selahattin Demirtaş konusunun muhatabı ABB Başkanı Mansur Yavaş değildir, mahkemelerdir açıklaması gelmişti. Mansur Yavaş'ın bu geri adımı Meclis Genel Kurulu'nda gündeme geldi. HDP Grup Başkan Vekili Meral Danış Beştaş, ABB Başkanı'nı cesaretsizlikle suçladı. Ya Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı çıkmış, sevgili Demirtaş'ın serbest bırakılması ile ilgili inşallah demedim diye açıklama yaptırmış. Belediye basın yayın birimine hem de. Ya ayıp ya. Kurumsal açıklama bir de. Ya şunu söyleyeyim, siyaset cesaret işidir. Cesaretini kaybeden bir siyasetin kaybedecek başka hiçbir şeyi kalmamıştır. Beştaş'ın hedefinde bize katılın diyerek Demirtaş'a özgürlük vaat eden Kılıçdaroğlu da vardı. Selahattin Demirtaş'ın serbest bırakılmasını istiyorsanız bize katılacaksınız. Bize katılın demekle de olmaz. HDP'li Beştaş'ın bu sözlerine CHP'den yanıt gelmedi. Partinin grup başkan vekilleri sessiz kalmayı tercih etti. Aramızda sohbet edip konuşurken diyoruz ya, dünyanın nasıl bir dönemine denk geldik diye. Gerçekten kolay bir süreçten geçmedi tüm dünya pandemiyle birlikte. Çok aslında büyük zorluklar yaşandı. Sadece Türkiye için geçerli değil bu. Bunu hiç unutmamak lazım. Tüm dünya için bir kez daha altını çizelim. Şimdi 2020 yılında ortaya çıkan küresel salgın nedeniyle tarım da olumsuz etkilendi. Yine sadece Türkiye'de değil, tüm dünyada. Türkiye ise bu süreci olabilecek en az zararla atlatmaya çalıştı. Tarım sektörü uygulanan doğru ve akılcı politikalarla üretimde kontak kapatmadı. Tarım Bakanlığı'ndan alınan son veriler. O verilere göre 2022 yılında devlet tarafından çiftçilere yaklaşık 30 milyar lira destek ödemesi yapılmış. Devletimiz bize sahip çıkıyor. Allah razı olsun, devlet yardımcı oluyor. Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınının küresel ekonomiye faturası ağır oldu. En büyük etki ise tarım sektöründe yaşandı. Ancak Türkiye salgını olabilecek en az zararla atlattı. Özellikle muhalefet tarafından bitti battı denilen tarım sektörü uygulanan doğru ve akılcı politikalarla yoluna devam etti. Toplumun yapı taşı üreticileri, hatta toplumun olmazsa olmazı elbette ki çiftçiler. Onlar buğdaydan arpaya birbirinden çeşit ürünler üretiyorlar. Onların en zor zamanlarında en büyük destekçisi de elbette ki devlet oluyor. Biz devletin yanındayız çiftçiler olaraktan. Hiçbir zaman içinde devletimizi bırakacak halimiz yoktur. Başkalarına hiç gerek yoktur. Devletimiz bizi ayakta tutuyor. Yaşanan bu süreçte tarımsal destek ödemeleri çiftçilerin en büyük destekçisi oldu. Çiftçilerimiz Allah'a çok şükür hükümet arkamızda olduğu sürece hiçbir zaman için mağdur olmaz. Yalnız siyaset üzerinden çiftçileri ayaklar altına almaya kimsenin hakkı yoktur. Devletimiz bize sahip çıkıyor. Destek olmazsa olur mu? Destek yine faydası oluyor. Bunaldığın yerde destek alıyorum. Allah razı olsun, devletimiz yine yardım ediyor. İnkar gelemeyiz. Verilen destekler her geçen yıl arttı. Öyle ki Tarım Bakanlığı'ndan alınan son rakamlara göre 2022 yılında çiftçilere 28,983 milyar lira bütçe ayrıldı. Bunun 2022 yılının ilk 5 ayında ise %66,89'u ödendi. Ödenmeye ise devam ediyor. Yıllara göre ödenen rakamlarsa şöyle: 2018 14,5 milyar lira, 2019 17,2 milyar lira, 2020 21,8 milyar lira, 2021 24,1 milyar lira, 2022 28,983 milyar lira. Yılın ilk 5 ayında yaklaşık 20 milyarı ödendi. Bunun yanı sıra devlet çiftçilere mazottan gübreye kadar birçok destek imkanı sunuyor. Öyle ki sadece bu yıl üreticiye 19 milyar lira bitkisel üretim, 3 milyar lira mazot ve 7 milyar lira hayvansal üretim desteği veriliyor. Elbette ki pandemi koşullarının getirdiği şartlar çiftçileri de oldukça etkiledi. Ancak onların en büyük destekçisi devlet oldu. Öyle ki mazot ve gübre desteğinden hayvan desteğine kadar çiftçiler bu süreçte birçok ödemeden faydalanabildiler. Çiftçilerimizi siyaset yönüyle ayaklar altına kimsenin almıyor, hakkı selahati yoktur. Devletimiz yanımızdadır. Devletimiz gereken desteğimizi veriyor. Üretime de devam edeceğiz. Sonuna kadar
devam ediyoruz. Manisa'da bir çiftçinin bahçesini sulamak için açtığı sondaj kuyusundan yanıcı bir madde çıktı. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı tarafından bir numune alındı o yanıcı maddeden. Sonuçlarında da maddenin kaliteli petrol olduğu öğrenildi. Bölgeye bir gidelim. Bu sevindirici habere ilişkin detayları öğrenelim. A Haber muhabiri Tayfun Er bizi bekleyen isim. Tayfun Er, günaydın. Hoş geldin yayına. Şimdi bir yandan çok sevindirici bir haber, bir yandan bir çiftçimizin başına gelen eğlenceli de bu fıkra gibi de bir olay aslında. Nasıl, neler yaşanmış o süreci de soralım. Sonrasında bu sevindirici haberin detaylarını da alalım. Teşekkürler Cansın Elvacı. Evet, Gediz Deltası'ndayız şu anda. Salihli'ye yaklaşık 20-25 kilometre uzaklıktaki Yağbasan köyündeyiz. Mustafa Yüksel çiftçi, hem zeytinliği hem de üzüm bahçeleri var kendisinin burada. Daha önce işte bu kuyuyu açmadan önce iki sefer farklı noktalarda sondaj, sulama için sondaj kuyusu çalışması yaptırmış. Ancak su bulamayınca üçüncü kuyu, işte bu kuyuyu açtırmış ve 200 metrede su çıkmaya başlamış. Biraz koyu renkli, petrolle karışık, tam petrolle karışık olmasa da ilk başlangıçta işte bu gördüğünüz havuza da kuyudan su akmaya başlamış. İşte 28 Mayıs'ta akşam 20.30 sıralarında işte bu havuzun olduğu yerde bir yangın çıkıyor. İtfaiye ekipleri geliyor, yangını söndürüyor. Tabii bu arada havuzda biriken ham petrol olduğu anlaşılıyor ve burası jandarma ekipleri tarafından çevriliyor. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'na bağlı ekipler de bölgeye geliyor. İşte dün yapılan alınan analiz sonuçları açıklandı. İşte bu havuzdan alınan numunenin %94'ünün su, %6'sının ise kaliteli petrol olduğu anlaşıldı. Şimdi Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı burada tabii bir takım jeolojik ve jeofizik çalışmalar yapılacak. Geçmişine şimdi uzman mühendislerden aldığım bilgiye göre, tabii geçmişte 1998 yılında Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı, bir taraftan da size petrolü göstereyim Cansın Helvacı. Evet, gördüğünüz gibi bakın havuzda bildiğiniz petrol, siyah renkte yanıcı bir petrol. Yangının çıkma sebebi de tabii ki o. Mustafa Yüksel de tabii bunun üzerine önce şaşkınlık, sonra da işte çıkan yangından sonra tabii biraz tedirginlik olmuş. Dediğim gibi 1998 yılında bölgede Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı jeolojik, jeofizik etütlerden sonra 2500 metreye sondaj yapılıyor. Tabii petrolün, yine yetkililerden aldığım bilgiye göre, petrolün 200 metrede çıkması mümkün değil. Çünkü 2500 metre civarında o dönemde de çıkmış. Ancak petrol rentable olmadığı için o günden bugüne işletilemiyor. Evet, Mustafa Yüksel tabii bir taraftan mutlu, bir taraftan da kuyudan su çıkması, su yerine petrol çıkmasından dolayı biraz da mutsuz. Çünkü yeni bir kuyu açtıracak. Son bir bilgi. Bu çıkan petrolün işte Gediz Deltası'ndaki fay hatlarının arasından 2500 metreden çıkan petrol sızıntısı olduğu bilgisini aldım. Tabii dediğim gibi Türkiye Petrollerinden bölgeye uzman ekipler gelecek. Jeofizik ve jeolojik çalışmalar yeniden yapılacak. Belki bir sondaj çalışması olacak. Ama dediğimiz gibi son bilgi, bu 2500 metreden su basıncıyla çıkan, aralardan sızan petrol diyelim. Mustafa Yüksel tarlasında yeni bir kuyu açacak. Oradan da petrol çıkar mı? Tabii onu bilmiyoruz. Alaşehir'den konuyla ilgili detaylarımız şimdilik bu kadar. İzmir'den, Alaşehir'den sözü tekrar size bırakıyorum Cansın Elvacı. Peki Tayfun Er, teşekkür ediyorum. Kolaylıklar diliyorum. Dünya Tütünsüz Günü için düzenlenen gençlik buluşması vardı dün. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'la Fenerbahçe'nin genç oyuncusu Arda Güler'in diyaloğu dikkat çekti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen 31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü etkinliği kapsamında gençlerle bir araya geldi.
Buluşmada Başkan Erdoğan'la Arda Güler arasında geçen sohbet dikkati çekti. Biliyorsunuz stadyumlara binlerce insan geliyor, binlerce sigara içiliyor. Aslında bir yasa var, stadyumlarda sigara içmek yasak. Ben onları bu konuda daha dikkatli olmaya çağırıyorum. Çünkü stadyumlara bir sürü çocuk geliyor, onlar pasif içici oluyor ve bence bizim onlara kötü örnek olmamamız gerek. Stadyumlarda hiç mi hiç dinlemeden, kusura bakmasın benim vatandaşlarım, kadını da erkeği de sigaraya stadyumlarda da devam. Bunların hepsi kime zarar? O stadyumda geleyim ben sporcuları seyredeyim diye oraya gelen benim vatandaşlarımın hepsine zararlı oluyor. Ve bu tabii orada tezahüratlarda kötü tezahürata da neden oluyor. Ve zaman zaman stadyumlarda maalesef bakıyorsunuz kavgalar, dövüşler. Bunlara da neden oluyor. Temennim odur ki Arda gibi böyle bizim genç sporcularımızı, Arda 18 miydi senin yaş? 17 Cumhurbaşkanı. 17. İşte bak. 17 yaşında Arda Türkiye'nin önemli şöhretlerinden bir tanesi. Şimdi öğrendiğim kadar milli takıma da çağrıldın galiba. Sakatlığım var Cumhurbaşkanı. Yapma ya. Nereden? Kalça. Kalça. Kalçadan. Ne diyorlar? Tedavim devam ediyor Cumhurbaşkanım. İnşallah en yakın sürede iyileşeceğim ben de. Eyvah. İnşallah. En yakın zamanda temennim bu sakatlığı atlatıp tekrar sahalara dönmek. İnşallah. Ve her sabah olduğu gibi bu sabah da ekonomideki gelişmeleri konuşacağız. Merak ettiğiniz soruları soracağız. Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem'e. Faruk abiciğim günaydın, hoş geldiniz. Günaydın, hoş bulduk. İyi misiniz? İyi yayınlar olsun, sağ olun. İkimiz siz de iyisiniz. İnşallah iyiyiz, teşekkür ederiz. Şimdi konuşalım ekonomiyi ama konuşalım. Şu Sayın Cumhurbaşkanı ile Arda'nın diyaloğunu izledim şimdi. Bir Fenerbahçeli olarak, bir futbol sever olarak ben de Arda'nın bir an önce sahalara dönmesini istiyorum. İnşallah gerçekten bir an önce. Türk futbolu için parlayan bir yıldız. Evet. Beyefendiliğiyle, iyi futboluyla inşallah geleceği parlak olacak. Sporcu kriterlerini karşılıyor. Evet, inşallah. İnşallah. Buradan selamlarımızı da göndermiş olalım Arda'ya. Peki şimdi ayağınızın tozuyla geldiniz, dün zirveye gittiniz. Doğru, konuşacağız. İsterseniz onunla başlayalım. Nasıl geçti? Olur. Çok başarılı da bir zirve oldu. Özellikle tabii ihracatın Türkiye'nin gündeminde şu anda ihracat biliyorsun. Uzun süredir Türkiye artık aylık 20 milyar doların üzerinde bir ihracata oturtmuş durumda ve rekora doğru gidiyor. Her ay bir rekor kırılıyor. Belki bugün yarın yeniden ihracat rakamları da açıklandığında göreceğiz. Yeni rekorlar da gelecek. Biz orada tabii ihracatın tabana yayılması noktasında önemli konuşmalar oldu. Paydaşlar katıldılar. Hem iş adamları geldi hem bürokratlar geldi. Sayın Bakan zaten oradaydı. Özellikle gelecekte ihracat yapmak isteyen, ihracat yapıp da ihracatını büyütmek isteyen, ürünlerini dünya pazarlarına açmak isteyen küçük işletmeler, KOBİ'ler, bunlar açısından bu destekler çok önemli. Netice itibariyle bizim markalaşma konusunda desteklerimiz oluyor. Geleneksel üretim modelinden çıkıp artık Ar-Ge'ye dayalı, teknolojiye dayalı, katma değeri yüksek ürünlerle dünya pazarına açılmamız lazım. Biz bunu başardığımız sürece de zaten ihracatımız artacak. İhracat artınca ne olacak? Döviz girdisi sağlanacak ki Türkiye'nin dövize ihtiyacı var zaten. Dolayısıyla bütün bunlar konuşuldu. Bu ihracat seferberliği zirvelerinin ilkiydi bu. Daha sonra değişik şehirlerde olacak. Yani benim öğrendiğim kadarıyla Konya var, Gaziantep var, Trabzon var. Dolayısıyla ihracatı konuşmaya devam edeceğiz. Tabii dün büyüme rakamları da geldi. Baktığınız zaman büyümenin içinde de ihracatın etkisini görüyoruz. Dolayısıyla biz ihracata dayalı bir büyüme modelini geliştirirsek bu büyüme, hani büyüyoruz da ne oluyor? Büyüme bize iş olarak geri dönecek. Büyümenin kaliteli olması lazım. Yani siz kilo alabilirsiniz. Yani durmadan makarna, ekmek vesaire böyle şeyler yiyip şişmanlarsınız. Baktığınız zaman hacim olarak büyümüş olursunuz aslında. Bu da bir büyümedir ama kaliteli değildir. Siz fit, spor yaparak, doğru beslenerek büyürseniz o zaman da bu sağlıklı bir büyümedir. İşte büyüme bize yansırsa, yani işte bu büyüme rakamları açıklandığında nasıl yansır bize? İstihdam olarak yansır, iş olarak yansır, üretim olarak yansır, ihracat olarak yansır. Bu da kaliteli bir büyümedir. Oraya doğru gidiyor Türkiye. O yüzden de hani konulan dünyanın ilk 10 ekonomisinden biri olma vizyonuna bu
üretim, yatırım, ihracat ve istihdam modeliyle gideceğiz inşallah. Bir yandan dün de konuştuk. Sizi uğurladıktan sonra biz bültenler içerisinde yeni gelişmeler de duyurduk. 3600 ek göstergeyle ilgili Sayın Erdoğan'ın artık Sayın Erdoğan'a sunulması son aşamada bekleniyor. Var mı yeni bir gelişme süreçte? Nedir son durum diye de sorayım. Kısaca ondan da bahsedelim. Biz onun bütün detaylarını burada anlattık. Hep de onu söylüyorum. Yani öğrenecekse A Haber'den öğrenecek bu. Burada... 3 model şeklinde Başkan Yardımcısı Fuat Oktay ile bir toplantı yapılmış zaten. Hı hı. O 3 modelde işte dar model var ve geniş model var. Bizim konuştuğumuz işte dar modelde hani 4 meslek grubu ilk başta ele alınmıştı. Daha sonra da ek göstergesi olmayan memur kalmayacak şeklinde de bir düzenleme var. Artık sona gelindi yani bugün yarın biz onun neticesini öğreniriz inşallah. Peki şimdi dün tabii yine sıcak gelişmelerden bir tanesiydi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan yeni bir konut projesini Ağustos ayında kamuoyuyla paylaşacak. Bununla ilgili bir bilgi geldi dün. Çevre ve Şehircilik İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'dan. Sayın Bakan neler söyledi bir bakalım üzerine konuşalım. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, dar gelirli ya da evi olmayanlara konut müjdesi verdi. Vatandaşlarımız yine aidat öder gibi çok düşük taksitlerle ev sahibi olabilecekler. Ankara'da gazete ve televizyonların temsilcileriyle bir araya gelen Bakan Kurum, dev konut projesini Başkan Erdoğan'ın açıklayacağını söyledi. Bu projeyi de Ağustos ayında inşallah Sayın Cumhurbaşkanımız milletimizle paylaşacak. Kurum, vatandaşın konut yapabilmesi için hazine arazilerinin satışa çıkarılacağını bir kez daha tekrarladı. Hazine mülkiyetindeki arazileri altyapısıyla birlikte hazırlayacağız, planlayacağız. Altyapılarını hazırlayarak uygun bedellerde evi olmayan vatandaşlarımızın almasını temin etmiş olacağız. Hazine arazisinin üstüne ev yapacak olanlar bu gayrimenkulü belli bir süre devredemeyecek ya da satamayacak. Hazine arazilerine talebin fazla olması halinde sosyal konutlarda olduğu gibi noter huzurunda kura çekilecek. Bakan Kurum, muhalefetin hazine arazileri peşkeş çekiliyor iddialarına ise yanıt verdi. Ya bunun neresinde hazine arazisinin peşkeş çekilmesi var yani? Efendim buraları ranta açacaklar. Efendim burada hazine arazilerini birilerine peşkeş çekecekler. Ya birileri eğer vatandaşsa, evi olmayan vatandaşsa, alt gelir grubu vatandaşımızsa, vatandaşımızın düşük şartlarda ev sahibi olabilmesi için hazine arazilerini vatandaşımıza peşkeş çekiyoruz. Bakan Kurum İstanbul başta olmak üzere Ankara, İzmir ve birçok ildeki fahiş kira artışlarının üzerinde de çalışıldığını belirtti. Kanunen TÜFE üzerinde artış olamayacağını hatırlatan Bakan Kurum, kiracıların yüzünü güldürecek yeni bir haberi duyurdu. TÜFE üstü kira artışı yapana kanuni müeyyideyi uygulayacağız dedi. Artışları vatandaşlarımız bize duyurabilirler, bildirebilirler. Biz de gerekli incelemeleri yapmak zorundayız. Bakan Kurum, 4 bakanlığın üzerinde çalıştığı kira ile ilgili çalışmanın meclise bir hafta 10 gün içinde gönderileceğini de sözlerine ekledi. Şimdi Sayın Bakan'ın açıklamaları bu yöndeydi. Detayları bir konuşalım Faruk Erdem'le birlikte. Yeniliklerden bahsediliyor aslında Sayın Bakan'ın açıklamasında. O yenilikleri bir anlatalım mı? Ne olacak, nasıl olacak? Şimdi tabii biliyorsun bir paket açıklanmıştı. Hani %1'in altındaki faizle sıfır konutlar açısından bir paket açıklanmıştı. Ama bu sosyal konutlar daha dar gelirli, engellinin, emeklinin, şehit yakınının, gazilerin daha öncelikli olacağı bir sosyal konuttan bahsediyor aslında Sayın Bakan. Ve iki yenilik var aslında orada. Bir iş yeri yine sosyal konut gibi iş yeri satılması. İkincisi de hazine arazilerini vatandaşın üzerinde ev yapabileceği hale getirmek. Yani onların işte altyapılarını hazırlamak şeklinde. Bir kere 81 ilde üretilecek. Konut fiyatlarının arttığı iller öncelikli olacak. Yani demek ki büyük şehirler burada öncelikli olacak. İstanbul gibi, Ankara gibi. Projeye sanayi siteleri de eklenecek. Dolayısıyla burada sanayi siteleri kurularak vatandaşa ucuz, aynı sosyal konutta olduğu gibi iş yeri de verilecek. İstihdamı yine da bir yandan. Aynen, tabii. İş yeri açabilecek vatandaş. Dolayısıyla hani
belli bir sermayesi olmayan insanlar da sabit taksitlerle iş yeri sahibi olup istihdam açacak, iş kuracak vesaire. Hazine arazilerini yine Sayın Bakan söyledi. Orada hani onun altyapılarının hazırlanarak vatandaşa ev yapacak şekilde sunulması söz konusu. Bu da aslında konut maliyetini %50-60 aşağı çekecek. Dolayısıyla aslında biraz arzın da fazlalaşmasıyla birlikte bu şişirilen konut fiyatlarının geri çekilmesi de söz konusu olacak. Söylediğim gibi arazilerin altyapıları hazır olacak. Şimdi tabii Ağustos'ta açıklanacak bunun detayları ama biz birkaç hani öğrendiğimiz ipucu vermeye çalışalım istersen. Geliyor. Daha önce de konuşmuştuk. 240 ay şeklinde hani 20 yıl ve sabit taksitle olacak. Emekli ve engelliye kontenjan ayrılacak bu her projede ayrıca. Hı hı. Ki daha öncekilerde de böyle olmuştu. Şehit ve gazi yakınına öncelik zaten tanınacak ama talep fazla olursa zaten kura çekiliyor biliyorsun burada. Evi olmayan başvurabilecek. Zaten burası önemli. Hani herhangi bir daha önce ev sahibi olmayan, tapusu olmayan vatandaşın başvuruyor olması vatandaşın ev sahibi yani evi olmayan vatandaşın ev sahibi olması sağlanacak. Bir de bu da önemli aslında. Ödeme bitene kadar bu evler satılamayacak, devredilemeyecek. Dolayısıyla hı hı. burada hani kötü niyetli yatırım maksadıyla alınan, alma amacıyla bu evlere yatırım yapmaya çalışanlar da engellenmiş olacak. Dolayısıyla gerçek amacına uygun ev sahibi olmak isteyen, evi olmayan vatandaşa bu evler verilmiş olacak. Peki. İnşallah bekliyoruz. Bunun üstünde zaten çalışılıyor zaten. Açıklamada gelecektir. Üzerine konuşuyor oluruz. Çok teşekkür ben ediyorum. Teşekkür Bugünlük Faruk Erdem'i uğurlayalım. Hemen devam edeceğiz. Şimdi artık Haziran ayına başladık. Bugün itibariyle Mayıs'ı da geride bıraktık. 1-7 Haziran Türkiye Çevre Haftası. Orman yangınlarında küle dönen alanlar vardı biliyorsunuz. Her birimizin ciğeri yanmıştı. Yeniden yeşillenmiş durumda. Sevindirici haberler paylaşacağız. Muğla'ya gideceğiz. Geçtiğimiz yıl yaşanan yangında yanan alanlar nasıl ağaçlandırıldı, nedir orada son durum diye soracağız. Muhabir arkadaşım Vural Efecik bizi bekleyen isim. Vural günaydın. Hoş geldin yayına. Ver bize iyi haberler, seni dinleyelim. Günaydınlar Cansın Erbacı. Biz de sizlere iyi yayınlar diliyoruz. Evet, arkamda görmüş olduğunuz gibi artık doğa yeşillenmeye başladı Haziran ayıyla birlikte. Geçen yıl 28 Temmuz'u gösterdiğinde tarihler burada büyük bir felaket yaşamıştık. Ormanlarımızı, ciğerlerimizi kaybetmiştik ama şimdi durum çok farklı. Arkamda görmüş olduğunuz gibi yeşillik bizleri bekliyor. Canlı yayın konuğumuz var. Marmaris Orman İşletme Müdürü Akın Ünler. Efendim yayınımıza hoş geldiniz. Evet, sizlerle birlikte geçen yıl büyük felaketi yaşamıştık burada. Ama şimdi tekrar sizinle birlikte geldiğimizde artık doğanın yavaş yavaş yeşillendiğini görüyoruz. Çalışmalarda bu aşamaya nasıl gelindi, bize anlatır mısınız? Tabii ki. Öncelikle geçen sene 2021 yılı Temmuz ayının sonunda meydana gelen bu büyük faciada 9052 hektarlık sahamızı maalesef kaybettik. Bu yangının kontrol altına alınmasıyla birlikte öncelikle saha planlamamızı yaptık. Sahanın envanterini çıkarttık. Ne kadar envalin bulunduğunu ve ne kadar sahada hangi teknik çalışmayı yapacağımızı belirledik ve hızlı bir şekilde üretim faaliyetlerine girerek yeni orman tesis edebilmek için öncelikle sahayı boşalttık. Bunun için üretim faaliyetlerine hız verdik ve şu an itibariyle bunu yaklaşık %90 oranında tamamladık. Tamamladığımız bu sahaların da tamamına yakınının gençleştirilmesini, yani orada yeni bir orman kurulmasının şu an tesis etmiş durumdayız. Şu anda da suni tensil yoluyla dikim çalışması yapılmış bir saha içerisindeyiz. Sahalarımızı öncelikle iki ana kategoride planladık. Kendi tohumundan kendi kendini onarabilecek doğal gençleştirme dediğimiz yolla yeni ormanın kurulacağı sahalar ve bizim dışarıdan müdahale etmemizi gerektiren yapay gençleştirme dediğimiz dikim ve ekim yoluyla desteklememiz gereken doğal süksesyonu hızlandırmamız gereken uygulamalar belirledik. Ve bu sahalarda bu uygulamaları şu anda %90 oranında bitirdik. Tabii burada zaman baskımız vardı. Biz geçen sene yangının hemen ardından sahayı boşaltıp vejetasyon dönemi içerisinde, yani ağaçların canlı oldukları dönem dışındaki alan zamanda tohumlama, teras yapımı ve bunların dikilmesiyle ilgili olarak planlamalarımızı gerçekleştirmek durumundaydık. Ve bunu %90 oranında bitirmeyi başardık. Bu kadar büyük bir sahada bu sonucu alabilmek çok yoğun saha çalışması ve altyapıyı gerektiriyor. Kurumumuz son derece güçlü. Onlarca makina, yüzlerce personelle bu sahalarda faaliyet gösterdik. Can siparihane bir mücadele oldu. Cumartesi akşam burada bir personelimizi daha görev başında maalesef bir trafik kazasında kaybettik. Bütün bir duygularını da işin içine katarak kendini feda edercesine çalışan bir teşkilatın mensubu olmaktan da ayrıca gurur duyuyorum yani.
Teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız için. Günaydın. A Haber ekranlarına tekrar hoş geldiniz. Saatleri 10 yaptık. Ajans bugün de yeni saat dilimle başlayacağız. Geride bıraktığımız saat dilimle sıcak bir gelişme olarak aktarmıştık. Daha fazla detay alalım. İçişleri Bakanlığı'nca yürütülen Şırnak'ta 585 personelin katılımıyla Eren Abluka 14 operasyonu başlatılmış durumda. Sinan Yılmaz muhabir arkadaşım bizi bekliyor. Sinan günaydın, hoş geldin yayına. Operasyonun başladığı haberini almışken sıcağı sıcağına daha ilk günden 3 teröristin etkisiz hale getirildiği bilgisi de geldi. Neler biliyoruz, seni dinleyelim. Eren Abluka operasyonları bölgede genişleyerek devam ediyor. Şırnak bölgesinde yeni bir operasyon daha başlatıldı. Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde Çakır Söğüt Jandarma Tugay Komutanlığı'na bağlı jandarma özel harekat timlerinden oluşan 585 personelin katılımıyla operasyon başlatıldı. Hava destekli operasyon Cudi Dağı Tuşumiya bölgesinde bu operasyon yürütülüyor. Operasyonun ilk gününde 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. İnsansız hava araçları, silahlı hava araçları ve F-16 savaş uçaklarının desteğiyle 3 PKK'lı etkisiz oldu. Bölgede operasyonlar hala devam ediyor. Operasyon kapsamında çok sayıda silah, EYP malzemeleri, yine EYP düzeneği ve çok sayıda örgütsel döküman, yaşam malzemeleri, mühimmatlar bu operasyonda ele geçirildi. Hava destekli bir operasyon Eren Abluka 14 operasyonu ve operasyonlar kapsamında şu ana kadar 200'ün üzerinde PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi Eren operasyonları kapsamında. İçerilerinde de üst düzey PKK'lar da var. Kırmızı, turuncu, mavi ve gri listede aranan PKK'lar etkisiz hale getirildi. Yine Cudi Dağı bölgesinde yapılan teröristleri etkisiz hale getirilmesi hedefleniyor. İçişleri Bakanlığı'nca jandarma komutanlığı koordinasyonunda bu operasyon yürütüldüğünü belirtelim ve operasyonun ilk gününde 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. İstanbul Esenyurt'ta yabancı uyruklu kişilere yönelik asayiş uygulaması yapıldı. Son 24 saatte ülkeye kaçak yollarla girdiği tespit edilen 285 kişi o operasyonla yakalandı. Bir süredir devam eden operasyonlardan bahsediyoruz. Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ara mahallelerde yasa dışı yollarla ülkeye giren düzensiz göçmenlere yönelik bir uygulama yaptı. Son 24 saatte yabancı uyruklu kişilere yönelik gerçekleştirilen denetimlerde kaçak yollarla ülkeye giren ve yasal kalış izni olmayan 80'i Suriye, 54'ü Afganistan, 38'i Fas ve 113'ü diğer ülkelerden olmak üzere toplam 285 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenler sınır dışı işlemlerinin yapılması için Tuzla'daki geri gönderme merkezine sevk edildi. İstanbul'da freni patlayan kumaş yüklü kamyon park halindeki minibüsün üstüne devrildi. Caddede kimsenin olmaması olası bir faciayı önledi. Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. Freni patlayan kamyon dehşet saçtı, kazada facianın eşiğinden dönüldü. Kaza İstanbul Güngören'de meydana geldi. Fatih Caddesi'nde ilerleyen Ramazan Menteş İdaresi'ndeki kumaş yüklü kamyonun freni boşaldı. Kontrolden çıkan kamyon park halindeki minibüsün üstüne devrildi. Bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yardımıyla kamyon sürücüsü araçtan çıkarıldı. Olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza sırasında çevrede kimsenin olmaması faciayı önledi. Aydın Kuşadası açıklarında bir geminin su aldığı tespit edildi. Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri gemiyi kısa sürede tahliye etti. Yaşananlara bakacağız. Sisam Adası'na giden yolcu gemisi Aydın Kuşadası açıklarında su almaya başladı. İhbar üzerine iki sahil güvenlik botu bölgeye sevk edildi. 70 yolcu ve 6 mürettebat botlarla gemiden tahliye edildi. Su alan gemideki tahliye operasyonu da işte böyle görüntülendi. Yolcuların tahliye edildiği anlara ilişkin görüntüler ekrana geliyor.
Şimdi MIT'in gerçekleştirdiği bir operasyondan bahsedeceğiz. Bugün Sabah gazetesinin ilk sayfasında da manşette yer alan özel bir haber. Biliyorsunuz MIT bir süredir böyle operasyonlar gerçekleştiriyor. Bir suikast hücresini daha çökertmiş durumda. Rusya'nın aradığı isimler hedefte bu kez. 6 kişilik bir hücreden bahsediliyor. İstanbul İstihbarat Şefimiz Ramazan Almaçayır benimle birlikte. Ramazan günaydın, hoş geldin yayına. MIT'in operasyonlarını gerçekleştirdikçe seninle konuşuyoruz. 6 kişilik hücre nasıl çökertilmiş, ne yapıyorlarmış, nedir detaylar? Günaydın, iyi yayınlar Cansın. Teşekkürler. Gerçekten yine Milli İstihbarat Teşkilatı'nın başarılı operasyonlarından birisini aktarmaya çalışacağız. Bu sefer kırmızı bültenle aranan kişilere yönelik bir suikast girişimi de önlenmiş oldu. 3 kişi hedefti bu konuyla ilgili olarak yapılan çalışmalarda. Bu 3 kırmızı bültenle aranan hedeften ikisinin Türkiye'de olduğu tespit edildi. Ve işte bu suikast hücresi de 2 kişiye hedef almak için aslında okları Türkiye'ye yöneltmişlerdi. Ancak habersiz oldukları bir nokta ise Milli İstihbarat Teşkilatı'nın bu hücreyi takip ettiğinden haberleri yoktu. 2021 yılından itibaren aslında bu suikast hücresinin planları da deşifre edilmeye başlanmıştı. Hedefteki isimler kimdi? İlk iki sıradaki isimler hemen onlarla ilgili. Danil Sukhanov ve Alexey Kurpliyanov hedefteki isimlerdi. 3 kişiden ikisi bu isimler. Peki bunlar neden hedefteydi? Aslında bu suikast hücresinin neden hedefindelerdi? Rusya Savunma Bakanlığı'na bağlı olan iki kurumda çalışan aslında yetkili isimler bu iki hedefteki isim. Konuysa şu, Rusya'da askeri alandaki ormanlık alanda ağaç kesimi yaparak, yasak olmasına rağmen ağaç kesimi yapıp bunları kereste olarak Çin'e sattıkları ve Rusya'yı 4 milyar ruble zarara uğrattıkları yönünde iddialar var. Yani işte, yasa dışı yollardan ihracat yapıyorlar aslında. Evet, kereste ihracatını Çin'e yaptıkları suçlamasıyla aslında hedefe konulan isimlerdi. İşte bu suikast çetesi de, hücresi de bu iki ismin Türkiye'de olduğu üzerine, tespit üzerine aslında çalışmalar yapmaya başladı. Ancak Milli İstihbarat Teşkilatı da daha önce birçok yurt dışındaki Türkiye'ye yönelik saldırı ya da suikast girişiminde olan kişilerin, çetelerin oyununu bir nebzede bozarak etkisiz hale getirdiği gibi burada da devreye girmiş oldu ve belki de gündemi sarsacak cinayetlerin de önüne geçmiş oldu. Peki nasıl ortaya çıktı? Aslında suikast hücresinin başındaki isim Kamkat Dokuev. Bu ismi biraz irdelemek gerekirse daha önce de Türkiye'ye defalarca farklı soy isimlerle giriş çıkış yapmış. 2011'den bu yana tam 74 kez Türkiye'ye giriş çıkış yaptığı tespit ediliyor. Ancak yine o zaman da casusluk faaliyetleri yürüttüğü tespit edilince sınır dışı yapılıyor. Bu sefer de Dokuev soy ismini kullanarak Türkiye'ye giriş yapmış. Bu takip altında olan şüpheliyle ilgili de aslında bu hücrenin diğer isimlerine de ulaşılmış oldu. Türkiye ayağında 6 kişilik suikast hücresinin Türkiye ayağında 2 kişi vardı. Onlardan birisi Suat Coşkun. Burada suikast hücresine aslında destek verme ve bu hedefteki iki kırmızı bültenle aranan ismin nerede olduğunu bulmak için yardımcı olduğu Yalnız Kurt lakabıyla bilinen Suat Coşkun'un da buradaki suikast hücresine yardım ettiği tespitini de yaptı MIT ve İstanbul Emniyeti'ne koordineli bir çalışma yaparak operasyonda düğmesine basıldı. Fatih'teki bir otele operasyon düzenleniyor ve otelde öncelikle 3 kişi gözaltına alınıyor. Elde edilen dijital materyaller ve ifade işlemlerinin altından da suikast girişiminde yapmayı planlayan diğer 3 kişi de gözaltına alınmış oldu. Gerçekten önemli bir operasyon çünkü Türkiye'de Milli İstihbarat Teşkilatı'nın gerek yurt içi gerek yurt dışındaki faaliyetlerinin ne kadar kıymetli olduğunu bir kere daha gösteren operasyonlardan birisi. Dokuya bir kere daha dikkat çekmek gerekirse 2011 yılından itibaren tam 74 kez giriş çıkış yapmış farklı soy isimler. Ancak bu kez yine farklı bir soy isim kullanması. Giriş çıkış yapıyor. Casusluk faaliyetleri yaptığı öğrenildiğinde de zaten sınır dışı yapılıyor. Yani bunu gerek diğer terör örgütleriyle ilgili Türkiye'de faaliyet göstermek isteyen şüpheliler üzerinde de konuşabiliriz. Çünkü Türkiye güvenlik politikaları kapsamında gerek ulusal gerekse uluslararası çalışmalarda çok önemli faaliyetlere imza atıyor. Burada da yine başka örgütlerle, terör örgütlerinde de yine sınır dışı işlemleri çok hızlı bir şekilde yapılıyor. Buradaki suikast hücresindeki doku evinde suikast hücresinin başındaki ismin de aslında casusluk faaliyetinden daha önce yakalanıp sınır dışı edildiğini görüyoruz. Diğer isimler de yine altlarında o fotoğrafların görünen isimler de suikast hücresinin diğer elemanları. Bunlar da hedefteki o iki isme ulaşmak için Türkiye'deki kaynaklarından bilgi alarak aslında sarsıcı bir cinayete yardımcı olmaya çalışan isimler. Ancak bir yıllık bir takibin ardından
Milli İstihbarat Teşkilatı otele operasyon düzenleniyor. Evet. İstanbul Emniyeti'nin koordineli çalışmasıyla ve şu an için 6 kişi gözaltına alınmış oldu. Senin de söylediğin gibi MIT'in başarılı operasyonlarından biri. O yalnız kurt Suat Coşkun dedin, bazı bilgileri verdi. Bu isimlerin de biri eski Rus polisi, ele geçirilmesiyle başka çözülmeler de belki beraberinde gelecektir. Çok teşekkür ediyorum ben yayına katıldığınız için. Ramazan Almaçayır bizimle birlikteydi. Bu operasyonun detaylarını öğrendik. Ben Ramazan'ı uğurlayayım hemen. Yunanistan parlamentosu Amerika Birleşik Devletleri ve Amerika ile işbirliği anlaşmasını geçen ay onayladı biliyorsunuz. Hal böyle olunca Amerikan ordusunun konuşlandığı üs sayısı da 9'a yükselmiş oldu. Peki Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın dikkat çektiği bu üsler nerede? Bu üsler aslında neden kuruldular? İşte bu soruların yanıtı. Yunanistan uluslararası anlaşmaları yok sayarak Ege'deki adaları silahlandırıyor. Boğazönü adaları olarak tanımladığımız Semadrek, Limni, merkez adaları olarak tanımladığımız ekranda sarı olarak gözüken Midilli, Sakız, Sisam, Nikarya adaları ve de 3. bölümde incelenmesi gereken de 12 adalar olarak adı geçen Türkiye'ye çok yakın olan 23 adadan oluşan aslında ada takımıyla ilgili sorunlardır. Bu sorunlarda en önemlisi, bunların tamamı Lozan Anlaşması, Montre Anlaşması ve de Paris 1947 Anlaşması'yla silahlandırılması yasak olan adalardır. Ancak Yunanistan 1960'tan beri sürekli bu adalarla ilgili uluslararası anlaşmaları çiğnemekte ve buraları silahlandırmaktadır. Amerika Birleşik Devletleri'nin Yunanistan'daki 9 üssü de Türkiye'nin güvenliğini tehdit ediyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin 2021'deki DEDAŞ tatbikatının ardından Yunanistan genelinde 9 üs ve 21'inin üzerinde askeri varlığı ve bu her geçen gün artıyor. Bu büyüklükteki bir askeri NATO konuşlanması Rusya'ya karşı olamaz. Güvenlik ve strateji uzmanı Erhan Çalışkan bu üslerin kurulma amaçlarını anlattı. DEDAŞ şu anda Amerika'nın en büyük Doğu Akdeniz'deki lojistik üssü konumundadır. Buradan bu üsle Amerika 3 amaç hedeflemektedir. Bir, Romanya ve Polonya, Bulgaristan'dan oluşan Karadeniz ülkelerinin lojistiğini sağlamak, askeri lojistiğini. İki, olası bir Türk-Yunan savaşında Trakya'da konuştu 1. Ordu Türk birliklerinin Yunanistan içlerine ilerleyeceği bir harekatın önünü kesecek şekilde konuşlanmıştır. İkinci amacı, yönetemediği Türkiye'nin karşılığında yönetebildiği bir Yunanistan ortaya çıkmıştır. Türkiye'ye mesaj veriyor. Diyor ki, eğer beni rahatsız edecek bağımsız politikalarını devam ettirirsen, ben Yunanistan'da konuşlandım ve burada bir vekalet savaşı çıkarırım diyor. Amerika bize doğrudan saldırmasa bile Yunanistan'ı Türkiye'ye karşı silahlı çatışmaya teşvik edebilir. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden, rekor seviyelere ulaşan yıllık enflasyona ilişkin Fed Başkanı Powell'la görüştü. Beyaz Saray'da bir araya geldi. İkili yükselişini sürdüren enflasyona karşı atılacak adımlar ele alındı. ABD'de son 30 yılın en yüksek seviyelerine çıkan enflasyon kriziyle mücadele sürüyor. ABD Başkanı Joe Biden, doların alım gücündeki düşüşü görüşmek için Fed Başkanı Jerome Powell'la bir araya geldi. Beyaz Saray'da düzenlenen toplantıya ABD Hazine Bakanı Janet Yellen de katıldı. Basına kapalı gerçekleştirilen görüşmeye ilişkin detay paylaşılmadı. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada Biden enflasyonla mücadele için Fed'in ihtiyaç duyduğu tüm imkanları sağlayacak ifadesi kullanıldı. ABD Merkez Bankası Fed, COVID-19 salgınının ilk aylarında artan işsizliğe karşı parasal genişlemeye gitmişti. Hızlı ekonomik toparlanmayla gelen enflasyon artışı Fed yetkililerini para politikasında değişikliğe gitmeye zorlamıştı. Mart toplantısında 25 baz puan artış kararı alan Fed, 2018'den bu yana ilk kez faiz artırımına gitmişti. Mayıs'taki 50 baz puanlık artışsa 2000 yılından bu yana gerçekleştirilen en hızlı faiz artışı olmuştu.
Türkiye'nin yerli ve milli gururu Bayraktar TB2 sihaları Bakü'de düzenlenen Teknofest'te damgasını vurmuştu, hatırlarsınız. Festivalde Uluslararası Haber Ajansı Reuters'a konuşan Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, Türk sihalarının küresel çaptaki başarılarını değerlendirdi. Bayraktar artık tüm dünyanın potansiyel TB2 müşterisi olduğunu da söyledi. Bayraktar TB2'ler küresel çapta ün kazandı. Tüm dünya artık müşterimiz. Sahadaki yetkinliği ve yüksek hızda üretim kapasitesiyle oyunun kurallarını yeniden yazan Türk sihaları dünya gündeminde geniş yankı bulmaya devam ediyor. Bayraktar TB2'leri üreten Baykar şirketinin teknoloji lideri Selçuk Bayraktar, Bakü'deki Teknofest'te Reuters mikrofonla konuştu. Bayraktar TB2 yapması gereken şeyi yapıyor. En gelişmiş hava savunma sistemleri, gelişmiş topçu sistemleri ve zırhlı araçları etkisiz hale getiriyor. Artık tüm dünya bizim için bir müşteri. Bayraktar, Dağlık Karabağ'ın Ermeni işgalinden kurtarılmasında Türk sihalarının hayati rol oynadığına dikkati çekti. Karabağ'ın yasa dışı işgali gençliğimizden beri bir kalp yarası gibiydi ve teknoloji geliştiren mühendisler olarak buradaki kardeşlerimizin topraklarını geri almalarına yardımcı olmak bizim için bir onurdur. Türkiye'nin milli gururu Bayraktar TB2'ler sahada gösterdiği yüksek performansın yanı sıra üretim etkinliğiyle de ön plana çıkıyor. Baykar an itibarıyla yılda 200 adet Bayraktar TB2 üretme kapasitesine ulaşmış durumda. Haftada 4 adet SİHA üretimi anlamına gelen bu rakam, savaş uçağı ve keşif dronlarının standart üretimine kıyasla önemli bir maliyet ve zaman avantajı sağlıyor. Şimdi öğrencilerimiz, velilerimiz televizyonlarının sesini biraz daha açabilirler. Zira 5 Haziran'a artık günler var pazar gününe. LGS var bu pazar. İyi bir liseye gidebilmek için ter dökecek öğrenciler de. LGS öncesinde yapılması gerekenler de bir yandan araştırılıyor, biliyoruz. Merak ettiğiniz soruları soracağız. Değerli bir konuk ağırlayacağız. Eğitimci doktor Özge Aslan bizimle birlikte olacak. Özge Hanım, günaydın. Hoş geldiniz yayına. Günaydın, iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ediyorum. Şimdi eminim büyük bir heyecan, bir yandan da o kadar da bir stres vardır. Artık son günleri, pazar günde bir şey kalmadı. Konuşmaya başlayacağız ama bu son günleri nasıl geçirsinler sorusuyla başlamak istiyorum. Zira en önemli artık gelinen noktada yapılacaklar neler, yapılmaması gerekenler neler diye sormuş olayım ben. Öğrencilerin en çok merak ettiği konulardan birisi son güne kadar ders çalışabilir miyim sorusu oluyor. Bu her zaman akıllarda olur ama biz öğrenciler hep şunu söyleriz. Eğer kendinizi rahat hissediyorsanız son güne, son ana kadar ders çalışabilirsiniz. Orada sadece yeni bir konu öğrenmesini önermiyoruz. Daha çok konu tekrarı yapabilirler. Eksik hissettikleri konularda test çözebilirler. Bu yönlerde öğrenci kendini rahat hissedecekse test çözebilir, konu tekrar yapmaya devam edebilir. Peki. Bunun dışında, buyurun. Bunun dışında hep şu sorulur, işte son anda bir moral yemeği olur öğrencilere, velilerimiz tarafından. Bunu biz çok fazla önermiyoruz. Rutinde öğrenci nasıl besleniyorsa aynı tarzda rutinini bozmadan beslenmesine devam etmesini öneriyoruz. Çünkü ertesi gün midesini bozacak veya fiziki olarak onu yoracak etkinliklerden de kaçmasını özellikle öneriyoruz. Açık havada yürüyüşler yapabilir. Kendisini rahatlatacak şekilde pazar gününe hazırlanmasını öneriyoruz öğrencilere. Peki şimdi Özge Hanım, geldik sınav gününe, girdik o salona, oturduk artık sorularla karşı karşıya öğrenciler. Mutlaka takıldıkları soru olacak, iki şık arasında kaldıkları sorular olacak. Belki hiç fikri olmadıkları bir soruyla karşılaşacaklar. Ne yapsınlar, sorularla cebelleşmeli mi öğrenciler, yoksa ilk olarak taramalı, bildiği soruları mı yanıtlamalı? Nasıl bir çözüm tekniği önerirsiniz? LGS sınavı bir sıralama sınavı. Bu yüzden öğrencilerin tabii ki netleri çok önemli, aldıkları puan önemli olacak. Ancak sıralamaları ve yüzdelik dilimi burada çok çok önemli bir etken. Yani öğrenci sıralama ve yüzdelik dilimine göre tercih yapacak. Bu bakımdan da öğrencilere şunu söylüyoruz. Özellikle bazen genelde hep Türkiye'deki algımız matematik soruları zordur. Matematikte ya üst üste yapamazsam diye hep kaygı duyar öğrencilerimiz. Orada da şunu söylüyoruz. Evet,
belki sınav esnasında üst üste iki soruyu, üç soruyu yapamayacaksın. Ama bu senin moralini bozmamalı. Turlama tekniğini kullanırız biz. Önce tüm soruları görmeye çalış. Yapabileceğin soruları yap. Sonra tekrar yapamadığın, boş bıraktığın sorulara geri dönebilirsin deriz. İkinci kaygı duyacakları şey uzun paragraf soruları. Fen bilimlerindeki uzun görselli sorular öğrencileri hep korkutur. Bir sürü yazı yazıyor gibi algılarlar ve çözemeyeceklerini düşünürler. Orada da şunu söyleriz. Soru kökünü oku. Neyi istiyor senden? Ve o soru köküne yorumunu katmadan dikkatli bir şekilde senden ne istiyorsa o yönde cevapla deriz. Çünkü yine yapılan bir hata, öğrenci bazen yazılanı değil de kendi yorumunu katarak soruları cevaplamaya çalışır. Bu da yapılan bir hatadır. İkinci bir başka yapılan hata, daha doğrusu kodlamayı sona bırakır öğrenciler. Önce tüm soruları çözer, en son optik forma işaretleme yapar. Biz bunu da öğrenmiyoruz. Soruları yaptıktan sonra optik forma işaretleme yapın diyoruz ki kaydırma olmasın. Bu aynı zamanda da orada işaretleme yaparken zihninin de biraz dinlenmiş olmasını, bir sonraki soruya daha rahat başlamasını öneriyoruz. Özellikle matematikte ve fen bilimlerinde işlem gerektiren sorularda işlem hatası yapımı çok fazla olur. Burada da sebebi şudur, öğrenci bazı işlemleri zihninden yapmaya çalışır. Kağıda yazmak değil de zihninden yaparsa hata yapabiliyorlar. Burada da işlem adımlarını yazarak yapın, kağıda yazarak ilerlerseniz hata riskiniz azalacaktır diyebilirim. Peki siz az önce bir yemekten de bahsettiniz, önermiyoruz işte son gün öğrenciler için özel hazırlanan durumlardan diye, ama burada kuşkusuz öğrencileri konuştuktan sonra velileri de konuşmak lazım. Sonuç olarak dünyanın sonu değil, çocuklarımız çalıştılar, sınav sonucu ne gelirse o yönde ilerleyecekler elbette, hepsi için hayırlısı olsun. Veliler ne yapmalı ne yapmamalı kısmında kısa bir yanıt rica edeceğim. Orada da ilk tavsiyem şu olacak, bazen öğrencilere şunu diyebiliyoruz, heyecanlanma, heyecanlanacak bir şey yok kelimesini kullanmayın lütfen diyoruz. Evet, öğrencinin heyecanlanması, stres duyması gayet normaldir, bu sınavı önemsediğinin bir göstergesidir. Orada tek öğrencimize güvendiğimizi ifade edecek güven sözcüklerini kullanmalıyız. Evet, elinden geleni yaptın, yıl içerisinde iyi bir şekilde hazırlandın. Elinden gelenin en iyisini yapacaksın şeklinde güven sözcükleriyle sınavı uğurlamak öğrencilerimiz için en etkili yöntem olacaktır. Peki, çok teşekkür ediyorum ben yayına katıldığınız için. Sağolunuz. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Eğitimci Doktor Özge Arslan bizimle birlikteydi. Öğrencilerimize de şimdiden başarılar dilemiş olalım. Bir haber paylaşacağız şimdi sizinle. Hatta sıcak bilgiyi de alacağız. Kadir Şeker deyince hemen hatırlayacaksınız. Konya'da yaşanmıştı olay. Sevgisini darp eden bir kişiyi onu kurtarmak isterken maalesef öldürdüğü için 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Yargıtay temyiz incelemesinde bulunacaktı. Kadir Şeker'e verilen cezayı bozduğu yönünde bilgi var. Muhabir arkadaşım İbrahim Doğan telefon attığımızda. İbrahim, günaydın, hoş geldin yayına. Ne anlama geliyor bu, neler biliyoruz, seni dinleyelim. Tabii Kadir Şeker'in son duruşmasında Kadir Şeker hakkında ağırlaştırılmış müebbet cezası istenmişti. Ve tabii cezası hafifleterek 12 yıl 6 ay hapis cezası almıştı. Kadir Şeker iyi hal indirimiyle 12 yıl hapis cezası, 12 yıl 6 ay hapis cezasına Kadir Şeker'in avukatı Mustafa Alada temyizde bulundu. Cezaya itiraz etti ve Yargıtay'a başvurmuştu. Kadir Şeker'in avukatı Mustafa Alada, Yargıtay'da Konya Bölge Adliye Mahkemesi'nin, Bölge Mahkemesi'nin vermiş olduğu 12 yıl 6 ay hapis cezasını fazla buldu ve temyizi kabul etti. Tekrar davanın görüleceğini ve 12 yıl 6 ay hapis cezasının Yargıtay tarafından fazla görüldüğü ve cezanın ceza noktasında indirime gidilmesine karar verdi. Yargıtay, hatırlanacağı üzere 2 yıl önce Kadir Şeker Konya'nın Selçuklu ilçesinde şiddet gören bir kadını korumak isterken şiddet gösteren adamla münakaşaya girmiş, tartışma yaşamış ve ikilinin yaşadığı tartışma sonrasında Özgür Duran, Ayşe Dırla'ya şiddet gösteren Özgür Duran Kadir Şeker'in elindeki bıçakla yaralanmış ve sonrasında kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti. İşte bu olaydan sonra Kadir Şeker kasten adam öldürme suçundan
12 yıl hapis cezası aldı. 12 yıl 6 ay hapis cezası aldı ve 12 yıl 6 ayında cinayetin en alt seviyesinde hapis cezası olduğunu söyleyebiliriz. Tabii Kadir Şeker'in avukatı da bu cezadan sonra bu cezanın fazla olduğu gerekçesiyle kararı temize başvurmuştu. Yargıtay'a başvurmuştu. Cezaya itiraz etmişti. Yargıtay 12 yıl 6 ay hapis cezasını fazla buldu ve artık şimdiden sonra ceza noktasında herhangi bir indirime gidilmesi ve 12 yıl 6 aydan cezanın biraz daha düşmesi görüşülecek ve tekrar bu noktada da Bölge Adliye Mahkemesi'nin tekrar karar vermesini bekliyoruz diyebiliriz. Peki İbrahim Doğan, teşekkür ediyorum. Kolaylıklar diliyorum sana. Sıcak gelişmenin detaylarını da İbrahim aktardı bize. İstanbul Beyoğlu'nda yürekleri sızlatan bir kaza yaşandı efendim. Park halindeyken hareket eden minibüs dede ile kucağındaki torununa çarptı. Torununa siper olan kahraman dede orada hayatını kaybetti. Küçük kızın tedavisi ise devam ediyor. Kahraman dede torunu için bedenini siper etti. Dede torunu için can verdi. Bu bir kahramanlık hikayesi. Yürek yakan olayın adresi İstanbul Beyoğlu. Bir çığlığa uyandık abimle birlikte. Ön tarafa doğru geldik. Bir araç vardı, paralel bir şekilde duruyor. Yanında bir motor var. Ersin'in eşi çığlık atıyordu. Sonra işte hemen aşağıya indik. Ersin Yürük kullandığı aracı yol kenarına park ettikten sonra eşi ve çocuğuyla araçtan indi. Bu sırada eve dönen dede Ahmet Yürük torununu kucağına alarak sevmeye başladı. Park halindeki minibüs henüz belirlenemeyen bir nedenle hareket etti. Ahmet Yürük tam da bu yokuştan aşağıya iniyordu. Oğlu ve gelininin torunlarını araçtan indirdiğini gördü. Onlara yardım etmek istedi. Bir torununu kucağına aldı ve tam da bu noktaya geldiğinde ise o felaket kaza gerçekleşti. Ahmet Yürük kucağındaki torunuyla eve doğru yürümeye başladı. Tam da bu noktada park halinde olan araç bir anda geri kaymaya başladı. Tam da bu noktaya geldiğinde dede ile torununa çarptı. Dede kayan aracı son anda fark etti. Torununu kurtarmak için canını hiçe saydı. Kendini siper etmişti çocuk için. Tekmeler atıldı buradan. Buradan çıkarıldı bebek. Araç çıktıktan sonrasında oğlunun kollarına can verdi. Kendini siper etti torunu için. Ve torun şu an yoğun bakımda. Lütfen herkes ona dua etsin lütfen. Allah acı şifa da versin. Kahraman dede hayatını kaybetti. Küçük kızın yoğun bakımdaki tedavisi ise sürüyor. Gerçekten çok acı bir haber. Allah'tan rahmet dileyelim biz de. İnşallah torunu da şifa bulur bir an önce. Şimdi bu görüntüleri konuşacağız. Ordu'da bir kepçe operatöründen bahsedeceğiz. Bir sürücüyle tartışıyor. Otomobiline iş makinesiyle çarparak üstüne bir de takla atmasına neden oluyor. O anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansımış. Görüntülerin adresi az önce söylediğim gibi Ordu'nun Ünye ilçesi. Kepçe operatörü kullandığı iş makinesini tartıştığı otomobil sürücüsünün üzerine sürmeye başlıyor. Otomobil sürücüsü geri manevra yaparak kurtulmayı deniyor. Kepçe operatörü ise araç sürücüsünü kovalamaya ısrarla devam ediyor. İş makinesiyle önce otomobile önden çarptı. Ardından da otomobili kepçeyle kaldırıp takla atmasına neden oldu. İşte o anlar gayet net bir şekilde güvenlik kamerasına yansımış durumda. Yaralanan otomobil sürücüsü hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatılmış durumda. Gerçekten akıl alır gibi bir görüntü ve olay silsilesi değil. İstanbul Esenyurt'ta korsan taksiye binen iki kişi ücretini ödemeden kaçmak istedi. Şoförle müşteriler arasında çıkan kavgaya esnaf da dahil olunca arbede çıktı. Korsan taksiye bindiler, ücret vermeden kaçmak isteyince ortalık savaş alanına döndü. Olay İstanbul Esenyurt'ta yaşandı. Korsan taksi kullanan iki kişi ücret vermeden kaçmak istedi. Şoförle müşteriler arasında kovalamaca başladı. Şoför kaçmak isteyen müşterileri yakaladı ancak ücretini alamayınca kavga çıktı. Kavgaya esnaf da dahil olunca ortalık karıştı. Taraflar birbirine tekme ve yumruklarla saldırdı.
Çok çok kalabalıklardı. Ellerinde silah olan vardı. Uşak olan vardı. Sopa değil silah da vardı. Silahı gördük o zaman çekildik zaten. Canımızı sokakta bulmadık. Kavga tarafların uzlaşmasıyla son buldu. Kaçmak isteyen başkaları da vardı. İstanbul'da markette hırsızlık girişiminde bulundukları iddia edilen 3 kişi fark edilince kaçmak istediler. Şüphelilerden biri binaya tırmandı. Ancak çıktığı yerde mahsur kalınca itfaiye merdiveniyle kurtarılıp gözaltına alındı. Hırsızlık şüphelisi kaçmaya çalışırken duvarda mahsur kaldı. Olay Sultan Gazi'de meydana geldi. Markete gelen 3 şüpheli iddiaya göre hırsızlık girişiminde bulundu. Çalışanlar durumu fark edince 2 şüpheli kaçtı, birisi ise binaya tırmanarak duvardaki çıkıntıda bekledi. Olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye şüphelinin atlama riskine karşı hava yastığı açtı. Bir polis memuru itfaiyenin merdivenine binip şüpheliyi indirdi. Gözaltına alınan şüpheli ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Sıcaklıkların ani değişmesi vücudumuzu olumsuz etkiliyor. Vücudumuz strese giriyor. Uzmanlardan açıklamalar var. Ani hava değişikliklerine karşı uyarılar. Gelin ekrana bir taşıyalım, birlikte izleyelim. Bir ceket. Akşam üzeri ceket taşıdım dün kendim Taksim'e doğru giderken. Bir tişört. Yedek var çantada. Ani hava değişimi hastalığa davetiye çıkartıyor. Yani ne giyeceğimi şaşırdım. Mevsim geçişlerinde sıcaklıkların bir yüksek bir düşük olması insan bünyesinin adaptasyonunu bozuyor. Sıcaktan soğuk, soğuktan sıcak epey bir bünyeyi de rahatsız ediyor açıkçası. Yaza girdik sanki, kışı şey atladı, hani baharı teyit geçiriyorum ben. Mart'ta kar yağıyordu, bir ay önce kar yağıyordu ve şimdi güneş, bilmiyorum, iklimler çok değişik. Mevsim değişiminden dolayı hava bir ısınıyor, bir soğuyor. Peki ani ısı değişimini vücudumuz nasıl karşılıyor? İç hastalıkları uzmanı Doktor Serdar Kızılkaya böyle havalarda vücudun strese girdiğini söyledi. Ani hava değişiklikleri oluyor. Sabahki hava ya akşamki hava birbirinden çok farklı olabiliyor. Bu da vücut için bir stres, çabuk hastalanmamıza sebep olabiliyor. Tam da bu mevsim geçişlerinde hem solunum yolu enfeksiyonları daha sık görülüyor, bağırsak enfeksiyonlarımız daha sık görülebiliyor. Uzman Doktor Kızılkaya ani hava değişikliklerinde dikkat edilmesi gerekenleri sıraladı. Bu dönemlerde bol sıvı tüketmeliyiz. Giydiğimiz kıyafetleri günlük hava durumuna göre mutlaka adapte etmeliyiz ki vücudumuzun direnci düşmesin. Uykuyla beraber beslenmemize çok dikkat etmemiz lazım. İyi yıkanmış meyve sebzeler mutlaka tercih edilmeli. Ekstra supplementlerden, vitaminlerden de faydalanabiliriz. İstanbul'da ünlüleri dolandıran bir suç örgütü çökertildi. Şüphelilerin hakkınızdaki olumsuz haberleri kaldırtacağız vaadiyle. Ünlülerden milyonlarca lira aldığı, medya kuruluşlarına da sahte erişim engeli kararı gönderdiği belirlendi. Dahası da var. Sahte belge ve maille ünlüleri dolandırdılar. Geçmişteki haberleri sileceğiz diyerek milyonlarca liralık vurgun yaptılar. Dolandırıcılar bazı ünlüler ve fenomenlerle iletişime geçerek sizin geçmişe dönük haberlerinizi ortadan kaldıracağız diyorlar. Ancak ortada ne bir hakim kararı var ne de bir resmi hukuki bir işlem söz konusu. Ünlüleri hedef alan bir suç örgütü Instagram fenomeni Zeynep Özbayrak, Profesör Doktor Yalçın Karakoca gibi 20'ye yakın ünlü isimle pazarlığa oturdu. Gönderilen maillerde ceza hukukçusu Profesör Doktor Ersan Şen'in de ismi kullanıldı. Şikayetler artınca olayla ilgili inceleme başlatıldı. Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri fenomen ve ünlüleri dolandırmayı hedefleyen çeteye yönelik yürüttüğü çalıştırmaları derinleştirdi ve yapılan çalışmalar neticesinde de aslında bahsi geçen maillerin ve özellikle de sosyal medya organlarına göndermiş oldukları belgelerin elle hazırlandığı ve sahte olduklarını belirledi. Avukat Ece Rukiye Kalay şüphelilerin işledikleri suçun detaylarını anlattı. Şüpheliler burada 3 ayrı suç işlemiştir. Sanki sosyal medya fenomenleri ve ünlülerin eskiye dair haberlerine ilişkin hakim kararı varmış gibi bunların kaldırıldığına ilişkin
kararlar oluşturmuştur, sahte belgeler oluşturulmuştur. Şüpheliler tarafından düzenlenen bu sahte kararlar ulusal medya gruplarına gönderiliyor mail yoluyla ve bununla da yetinmeyip bu belgeler üzerinden karşı tarafı tehdit ediyorlar. Ve dolayısıyla burada birden fazla suç oluşmuş oluyor. Maillerde ismi kullanılan ve mağdur sıfatıyla ifade veren Profesör Doktor Ersan Şen, mail adresinin kendisine ait olmadığını söyledi, şüphelilerden şikayetçi oldu. Medya kuruluşları ve muhabirleri arayan telefon numarası ve maillerden yola çıkılarak şüpheliler yakalandı. Olumsuz haberlerin kaldırılmasını isteyen ünlülerden kapora alan şüphelilerin hazırlanan sahte evrakları PR ajansına gönderdiği ve milyonlarca liralık vurgun yaptığı öğrenildi. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen iki şüpheli tutuklandı. Burada oluşan suçlar başta dolandırıcılık suçu, resmi belgede sahtecilik ve ayrıca tehdit suçu oluşmuştur. Faillerin hapis cezasıyla yargılanması söz konusudur. Bu yıl çevre haftası sıfır atık temasıyla olacak. Şimdi bazı detaylar paylaşacağız. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yayınladığı bir genelge var. Genelgeyle 5 Haziran çevre haftası olarak kutlanacak. İstanbul'daki şüphesiz görüntü ve çevre kirliliğine neden olan yapılardan bir tanesi deyince aklınıza hemen Çamlıca Tepesi'ndeki o antenler gelecektir. Muhabir arkadaşım Tülay Ayşiçek, Çamlıca'nın yenilenen yüzünde bizleri bekliyor. Neler oldu, neler yaşandı bize anlatacak. Tülay, günaydın. Hoş geldin yayına. Sözü sana bırakıyorum. Günaydın Cansın Ervacı. Malum bu hafta özellikle çok önemli hem doğa için hem de çevre için ki çevreyi korumak için geleceğe güzel bir Türkiye, güzel bir dünya bırakmak için farklı projeler yapılıyor. Onlardan biri de hiç şüphesiz Çamlıca Tepesi'nde yapılan projelerden biriydi. Çünkü hatırlayacak olursanız şöyle biraz geçmişe gittiğimizde bulunduğumuz bu noktada antenler vardı ki bu da hem görüntü kirliliğine neden oluyordu. Özellikle de Çamlıca'da yaşayanlar, Üsküdar'da yaşayanlar için kötü bir görüntü oluşturuyordu. Ancak Çamlıca Tepesi'nde görüntü kirliliği tarih oldu. Çünkü Türkiye'de malum eskiden beri her televizyon veya radyonun kendilerine ait bir anten kurdukları ve bu nedenle de Çamlıca Tepesi'nin metal bir ormana dönüştüğünü hemen hemen birçok kişi görmüştü ki bizler de az çok hatırlıyoruz. Çünkü yakın tarihte bu olay olmuştu, bu proje gerçekleşmişti. Ancak görüntü kirliliği yaratan antenlerin kaldırılmasıyla birlikte bambaşka bir Çamlıca Kulesi, Çamlıca ortaya çıktı ve 2020 yılından bu yana özellikle de bu noktada güzel bir alan oluştuğunu sizlere aktarmış olalım. Tabii Küçük Çamlıca Radyo Kulesi'nin çalışmaları başladıktan sonra kulenin yapım aşamasının bitmesiyle antenler sökülerek Avrupa yakasından bakıldığında görüntü kirliliğini oluşturan manzara antenlerin sökülmesiyle son buldu. Özellikle de o dönemlerde metal ormanlar buradan temizlenecek demişti Ulaştırma Bakanı Adil Kara İsmailoğlu ki oldu da zaten gördüğünüz üzere ama artık Çamlıca antenlerin sökülmesinin ardından daha güzel, daha yeşil bir alan oluştu. Hem İstanbullular için hem de Çamlıca'da yaşayan birçok vatandaş için oldukça güzel manzaralar oluşturdu diyelim ve sözü tekrar sizlere bırakalım. A Haber ekranlarına hoş geldiniz. Saatler 11'i gösteriyor. Yeni saat dilimine her birimizi yakından ilgilendiren yeni bir gelişmenin detaylarıyla başlayacağız. Artan kira fiyatlarını konuşuyoruz biliyorsunuz bir süredir. Bunun için çözümler aranıyor. Fiyatların önüne geçilecek, belirlenecek sabit bir oranla. Böylece enflasyon etkilerinin kira üzerinde etkisi hissedilmeyecek, önlenecek. İtilaf halinde ise devreye ara buluculuk mekanizması girecek. Düzenlemeye dair son ayrıntıları Adalet Bakanı Bekir Bozdağ paylaştı. Hemen ekrana taşıyalım. Oran üzerinden bir belirleme yapacağız. Maliyet her miktara göre farklı şekilde oluşacaktır. Son aşamaya gelindiğini buradan ifade etmek isterim. Tabii bu geçici bir düzenleme olacaktır. Kira artışları 12 aylık tüfeğe göre değil, belirlenecek sabit bir oran üzerinden yapılacak. Enflasyonun köpüğü kira ücretlerinin üzerinden silinecek. Kiracının hukukunu koruyarak ortak bir formül müşterek bir hazırlık yürütülüyor. İlk defa kiraya verecek ev sahibi, kiraya tutacak kişi arasındaki
bu kira miktarıyla ilgili nasıl bir ölçü konabilir? Hem iki tarafın hukukunu koruyan bununla ilgili bir çalışma yapılması talimatını verdik. Arkasından oturanlarla ilgili artış oranı nasıl olacak, ne olacak, neye göre yapılacak? Bunlarla ilgili çalışmalar yapılıyor. Çalışmaya göre üfe tüfe oranına dokunulmayacak ama artışı sınırlandırabilmek adına bir oran belirlenecek. Evini ilk kez kiraya verenle mevcut kontratını yenileyen için ayrı ayrı şartlar belirlenecek. Ne kiracı ne de ev sahibi enflasyonun altında ezilecek. Sabit bir oran. Amaç birilerini cezalandırmak değil, işin doğrusu teraziyi dengeli tutabilmek. Cezayı gerektiren bir konu değil. Oranlar konursa o oranı zaten kimse geçemeyecek. Düzenlemeye rağmen kiracı ve ev sahibi arasında anlaşmazlık oluşursa devreye arabulucular girecek. Sorunun bir ay içinde yargıya gitmeden çözülmesine çalışılacak. Kira ihtilaflarını arabulucuya devretmeyi ve bu usulle çözmeyi hedefliyoruz. Şimdi tüfeğe göre değil sabit orana göre belirlenecek hem kiracıyı hem ev sahibini koruyan düzenlemeler yolda demiştik. Sonuçları yavaş yavaş gelmeye başladı. Bu arada bugünün önemli gelişmelerinden bir tanesi daha. Görür görmez onu tanıdığınızı biliyorum. Kadir Şeker'den bahsedeceğiz. Konya'da Kadir Şeker sevgilisini darp eden bir kişiyi engellemek isterken onu öldürmüştü. Kadir Şeker davasında Yargıtay kararını açıkladı. Verilen 12 yıl 8 ay hapis cezasını bozdu Yargıtay. Detayları alalım, Ankara'ya uzanalım. Bu kez muhabir arkadaşım Filiz Uçan bizi bekleyen isim. Filiz hoş geldin yayına. Her birimizi üzmüştü bu olay. Nedir kararın detayları? Seni dinleyelim. Cansın Ayvacı, evet sizler de aktardınız. Artık Kadir Şeker ismini hepimiz biliyoruz. Söyle ki bu isme oldukça uzun bir süre üzülmüştük. Ancak artık Kadir Şeker için mutlu bir haber zamanı. Yargıtay 1. Ceza Dairesi Kadir Şeker'e verilen hapis cezasının temiz sistemiyle ilgili incelemesini tamamladı ve Yargıtay Konya'da sevgilisini darp ettiği gerekçesiyle bir kadını korumak isterken bir vatandaşı yaralamıştı ve bu gerekçeyle de Kadir Şeker'e 12 yıl 6 ay hapis cezası verilmişti ve kararda da Türk Ceza Kanunu'nun 29. maddesi uyarınca da yapılan uygulama sırasında tahrikin derecesi ve yoğunluğu da gözetilerek azami hadde yakın bir indirimle cezanın belirlendiği ve bu 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan Şeker için hakkında daha fazla indirim yapılması gerekçesiyle de bu kararın bozulmasına karar verildi. Olay nasıl olmuştu? Kısaca bunu da izleyicilerimiz için aktarmış olalım. Olay Konya'da gerçekleşti. Bir parkta bir tartışma sesleri duyunca Kadir Şeker bir vatandaşın bir kadını rahatsız ettiği, darp ettiğini gördü ve bunun üzerine de olayı bir kadını korumak için olaya dahil olmuştu. Ancak dahil olduğu zaman o vatandaşla aralarında Özgür Duran'la sözlü ve fiziki bir tartışma başladı. Ancak olay yerinden uzaklaşsa da kişiyle olan fiziksel teması devam etti. Ve o hengamede aslında kendini de korumak isterken bir bıçak vatandaşa maalesef ki bu esnada bir karmaşa olduğu zaman Kadir Şeker burada mağdur oldu ve o kadına şiddet gösteren vatandaş yani Özgür Duran bıçakla yaralandı ve bunun üzerine de elbette ki bir olay başladı ve Kadir Şeker'e önce 15 yıl hapis cezası verildi. Kasten öldürme suçundan müebbet hapisten 15 yıla indirildi. Daha sonra da bu 15 yıl tekrar bir indirim uygulanarak 12 yıl 6 aya kadar düşürülmüştü. Ancak Yargıtay bu kararı fazla buldu çünkü aslında burada bir önleme çalışması vardı. Aslında bir kadını korumak istemişti Kadir Şeker ve bunun üzerine de Yargıtay bu kararı fazla bulunca da yeniden bir bu dosya tekrar açıldı ve bu 12 yıl 6 ay hapis cezasının da yeniden bozulmasına karar verildi. Artık Kadir Şeker için de tahliye zamanı diyelim ve sözü yeniden sizlere bırakalım. Cansın Eyvacı.
Biliyorsunuz terörle mücadele sadece sınır ötesinde değil, yurt içinde de devam ediyor. İçişleri Bakanlığı'nca yürütülen Eren operasyonlarına bir yenisi daha eklenmiş durumda. Bugün yine sıcak gelişmelerinden bir tanesi bu. Şırnak'ta 585 personelin katılımıyla Eren Abluka 14 operasyonu başlatıldı. Detaylarını alacağız operasyonun. Muhabir arkadaşım Sinan Yılmaz bizi bekleyen isim. Sinan, hoş geldin yayına. Operasyona ilişkin ilk günden sıcağı sıcağına olumlu bilgiler de gelmeye başladı. Nedir onlar, seni dinleyelim. Bölgede barınan teröristleri etkisiz hale getirmek için Eren Abluka 14 operasyonu başlatıldı ve genişleyerek devam ediyor. Şu ana kadar 12 ilde 14 farklı bölgede başlatıldı. Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığı, Çakır Söğüt Jandarma Tugay Komutanlığı'na bağlı Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat timlerinden oluşan toplam 585 personel bu operasyona katılıyor. Operasyonun ilk gününde 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Cudi Dağı Tuşumuya bölgesinde bu operasyon başlatıldı. Hava destekli bir operasyon, insansız hava araçları, silahlı hava araçları ve F-16 savaş uçakları Cudi Dağı bölgesinde bir operasyon gerçekleştirdi. 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Eren operasyonlarından bu yana kadar ise toplam 200'ün üzerinde teröristin etkisiz hale getirildiğini belirtelim. Harekatın birinci gününde çok sayıda silah, el bombaları, EEP düzeni, yaşam malzemeleri, örgütsel dokümanlar ele geçirildi. Cudi Dağı bölgesinde arazi arama tarama faaliyetleri devam ediyor. PKK'nın tuzaklamış olduğu el yapım patlayıcılar da bir etkisiz hale getiriliyor. Operasyona mayın arama tarama köpekleri de destek veriyor. İnsansız hava araçları, silahlı hava araçları da operasyon bölgesinde keşif ve gözetleme çalışmasını sürdürüyor. Operasyon kapsamında 3 PKK'lı terörist Cudi Tuşumuya bölgesinde etkisiz hale getirildi. Bir yandan da İran ve Yunanistan arasında yaşanan o gerilime bakacağız. İran'a ait petrol tankerine alıkoymuştu Yunanistan. İki Yunan tankerine el koyarak da misilleme geldi Tahran'dan. Operasyonun görüntüleri de yayınlandı. İşte detaylar. Gemiler havadan ve denizden kuşatıldı. Basra Körfezi'nde gerilim dolu anlar yaşandı. Yunanistan'a ait iki petrol gemisine el koyan İran, operasyonun görüntülerini yayınladı. 27 Mayıs'taki olaya ilişkin görüntülerde tankerin İran devrim muhafızları tarafından hava takibini aldığı görülüyor. Ardından da helikopterden sarkıtılan halatlarla güverteye inen deniz kuvvetleri geminin kontrolünü ele alıyor. Atina yönetimi 25 Mayıs günü İran'a ait bir petrol tankerine el koyulduğunu duyurmuştu. Yunanistan'a misilleme yapmakta gecikmeyen İran'da olaydan 2 gün sonra iki Yunan tankerinin alıkonulduğunu açıklamıştı. Gerilim sonrası açıklamalarda bulunan Yunanistan, İran tankerlerine ABD'nin talebiyle el konulduğunu savunarak Tahran'ı korsanlık yapmakla suçlamıştı. Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Türkiye'yi bir kez daha skandal suçlamalarla hedef aldı. Ankara-Atina hattındaki Ege geriliminde Yunanistan'dan yana saf tutan Fransız lider, Türkiye'nin kınanmasını istedi. Biraz daha detay verelim konuya ilişkin. Avrupa Birliği Liderler Zirvesi sonrası basına konuştu Macron. Türkiye ile Yunanistan arasındaki adalar gerginliğini değerlendirdi o konuşmasında. Türk makamlarını Yunanistan'ın adalar üzerindeki egemenliğini sorgulamakla suçladı. Avrupa'dan Türkiye'yi kınamasını da istedi Macron. Fransa'nın Yunanistan'a desteğinin devam edeceğini belirtti. Atina'nın uluslararası hukuku hiçe sayan provokasyonlarını ise görmezden geldi. Miçotakis ardından Alman Başbakanı Scholz'la Brüksel'deki görüşmesi esnasında da mavi vatan haritasını gösterdi. Bir kez daha şikayet etti. Başkan Erdoğan biliyorsunuz geride bıraktığımız günlerde özellikle bu konuda çok net mesajlar vermişti Yunanistan'a ilişkin ve lidere ilişkin. Yunanistan parlamentosu Amerika Birleşik Devletleri
Avrupa Birliği ile işbirliği anlaşmasını geçen ay onayladı. Hal böyle olunca Amerikan ordusunun konuşlandırdığı üs sayısı da 9'a yükselmiş oldu. Peki Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın dikkat çektiği bu üsler neredeler? Bu üsler neden kuruldu? Aslında ilk günden beri de bu soru soruluyor. İşte bu soruların yanıtı. Yunanistan uluslararası anlaşmaları yok sayarak Ege'deki adaları silahlandırıyor. Boğazönü adaları olarak tanımladığımız Semadrek, Limni, merkez adaları olarak tanımladığımız ekranda sarı olarak gözüken Midilli, Sakız, Sisam, Nikarya adaları ve de 3. bölümde incelenmesi gereken de 12 adalar olarak adı geçen Türkiye'ye çok yakın olan 23 adadan oluşan aslında ada takımıyla ilgili sorunlardır. Bu sorunlarda en önemlisi bunların tamamı Lozan Anlaşması, Montre Anlaşması ve de Paris 1947 Anlaşması'yla silahlandırılması yasak olan adalardır. Ancak Yunanistan 1960'tan beri sürekli bu adalarla ilgili uluslararası anlaşmaları çiğnemekte ve buraları silahlandırmaktadır. Amerika Birleşik Devletleri'nin Yunanistan'daki 9 üssü de Türkiye'nin güvenliğini tehdit ediyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin 2021'deki DEDAŞ tatbikatının ardından Yunanistan genelinde 9 üs ve 21'in üzerinde askeri varlığı ve bu her geçen gün artıyor. Bu büyüklükteki bir askeri NATO konuşlanması Rusya'ya karşı olamaz. Güvenlik ve strateji uzmanı Erhan Çalışkan bu üslerin kurulma amaçlarını anlattı. DEDAŞ şu anda Amerika'nın en büyük Doğu Akdeniz'deki lojistik üssü konumundadır. Buradan bu üsle Amerika 3 amaç hedeflemektedir. Bir, Romanya ve Polonya, Bulgaristan'dan oluşan Karadeniz ülkelerinin lojistiğini sağlamak, askeri lojistiğini. İki, olası bir Türk-Yunan savaşında Trakya'da konuştu 1. Ordu Türk birliklerinin Yunanistan içlerine ilerleyeceği bir harekatın önünü kesecek şekilde konuşlanmıştır. İkinci amacı yönetemediği Türkiye'nin karşılığında yönetebildiği bir Yunanistan ortaya çıkmıştır. Türkiye'ye mesaj veriyor. Diyor ki eğer beni rahatsız edecek bağımsız politikalarını devam ettirirsen ben Yunanistan'da konuşlandım ve burada bir vekalet savaşı çıkarırım diyor. Amerika bize doğrudan saldırmasa bile Yunanistan'ı Türkiye'ye karşı silahlı çatışmaya teşvik edebilir. Suriye'ye olası harekat için Suriye sınırına uzanacağız şimdi. A Haber ekipleri farklı noktalarda 7/24 haber nöbetlerini sürdürüyorlar. Artık harekat için tüm hazırlıklar tamam. Dün Bakan Akar'ın açıklaması bu yöndeydi. Harekatın ne zaman başlayacağı bekleniyor. Sevgili arkadaşım Gökhan Kurt da Açık Hava Stüdyomuzda bizi bekliyor. Değerli konuklar ağırlayacak. Sınır hattındaki son durumu muhabir arkadaşlarımla birlikte bize aktaracaklar. Gökhan hoş geldin yayına. Sözü hemen sana bırakıyorum. Evet Cansın Elbacı, teşekkür ederim. Sözü hemen İstanbul'dan alalım. Senin de söylediğin gibi hazırlıklar artık tamamlanmış durumda. Gözler Suriye'de sınırın sıfır noktasına çevrildi. Hangi bölgeye, ne zaman ve ne şekilde operasyon gerçekleşecek bu sorunun yanıtını aramaya devam ediyoruz. Ama hep söylediğimiz gibi A Haber ekipleri de sınırın dört bir noktasında haber nöbetlerini tutmaya devam ediyorlar. Sözü fazla uzatmadan hemen o sıcak noktaya kameralarımızı çevirelim. Suriye'nin Mare bölgesine gideceğiz. A Haber ekibinden Mehmet Geçkel karşımızda olacak. Mehmet kolaylıklar dileyelim. Nedir gözlemlerin? Son bilgiler neler? Söz hemen sana bırakalım. Gökhan Kurt, bulunduğumuz alan aslında Terrifat'a sınır bir bölge. Önemli bir nokta. Bu noktada sabah saatlerinde an itibariyle sessizlik var. Ancak sabah saatlerinde bu sessizlik yoktu. Çünkü teröristler yine sızma girişiminde bulundu ve taciz atışında bulundu. Tabi buna da misliyle karşılık verildi. Bulunduğumuz bu noktadan, güvenli noktadan teröristlerin bulunduğu hedeflere yönelik karşılık verildi. Bizler kameraman arkadaşım Mehmet Ali Bay ile dün bulunduğumuz alandan, yani Terrifat'a sınır olan Mare ilçesinden çıkıp Mümbe
Münbiç'e gittik. Yani Münbiç sınırları içerisinde şuraya gittik ve Hoşeriye köyüne girdik. Hoşeriye köyünden teröristlerin mevzilerini görüntüledik. Teröristler 5. harekat sinyalinin ardından büyük bir paniğe kapıldı. Bunu günlerdir iletiyoruz. Hem Tel Rifat'a bağlı köylerde hem de Münbiç'e ve Aynelarab'a bağlı köylerde büyük bir hazırlık içerisindeler. Şöyle ki birçok noktaya da siper mevzi ve tünel kazmaya devam ediyorlar. Hoşeriye köyünün hemen karşısında yani Aynelarab kırsalında Aynelarab'a bağlı Şuk köyü bulunuyor. Bu Şuk köyünde de teröristler bir yandan siper ve mevzi kazmaya devam ediyorlar. Hoşeriye köyünün ilerisinden görüntülediğimizde de teröristlerin bir rejim bayrağı altında bir karargâhtan zaman zaman dışarı çıkıp içeri girdiklerini de çok net bir şekilde görüntüledik. Cebel Hamam Dağı bulunuyor bu noktada. Münbiç'e bağlı yine Cebel Hamam Dağı'nın arka kısmında da bu M4 karayolunun bulunduğu alanda da Karakozak Köprüsü bulunuyor. İşte teröristler bu hattı sık sık kullanıyorlar. Harekat sinyalinin ardından da hem Aynelarab hem Münbiç ve hem de Tel Rifat'ta bulunan teröristler de büyük bir paniğe kapılmış durumda. Çünkü hedeflerden birisi Tel Rifat ve Münbiç aynı zamanda Aynelarab olarak belirtiliyor. Harekatla ilgili hazırlıklar tamamlandı. Hem Suriye Milli Ordusu hem de Türk Silahlı Kuvvetleri hazırlıklarını tamamladı ve şu an sadece harekat bekleniyor. Zaman zaman da Suriye Milli Ordusu harekat ve operasyonla ilgili de tatbikatlar gerçekleştiriyor. Biraz önce ifade ettim. Tel Rifat'tan Elbaba ve aynı zamanda bulunduğumuz Mara ilçesine sabah saatlerinde bir taciz atışında bulunuldu. Buna da misliyle karşılık verildi. Halihazırda zaten bu karşılıkta zaman zaman sızma girişimleri de devam ederken Mehmetçiğimiz de bu sızma girişimlerini engelliyor. Barış Pınarı'nın doğusundan aynı zamanda Irak sınırına kadar uzanan alanda aslında operasyonda hedef olarak değerlendirilse de ilk baktığımızda Aynelarab, Münbiç ve Tel Rifat olarak görünüyor. Tel Rifat oldukça önemli çünkü bu noktada Şeyh İsa Köyü, Hörbil Köyü ki bize yaklaşık 850 metre mesafede bu köyler, bu noktalardan sık sık sızma girişimleri gerçekleşiyor. Sınırlarımızdaki işte bu tehdidin ortadan kalkması için de bu operasyon planlanıyor. Azez'de 250 bin sivil yaşıyor. Onların tamamı Tel Rifat'tan oraya kaçmak zorunda kalan siviller. Biz dün Azez'deki kamplara girdik. Azez'deki kamplardaki sivillerle konuştuk. Onlar da bir an önce evlerine kavuşmanın hayaliyle yaşıyor. Kimisi 7 yıldır orada, kimisi 6 yıldır orada. Hatta orada dünyaya gelen, gözünü açan çocuklar var. Onlar nereli olduklarını biliyorlar ancak Tel Rifat'ın nasıl bir yer olduğunu, evlerinin nasıl bir yer olduğunu bilmiyorlar. İşte o ailelerin tamamı da Tel Rifat'a bu harekat sonrasında kavuşmayı istiyor, hayalini kuruyor. Operasyonla ilgili hazırlıkların tamamlandığını belirtelim ve Tel Rifat'tan zaman zaman gerçekleşen bu saldırı girişimlerine de misliyle karşılık verildiğini ifade edelim. Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusu da harekat için hazır. Bizler de gelişmeleri takip ediyoruz. Gökhan Kurt. Evet, Mehmet Keçkel'e notlar için teşekkür edelim. Türkiye'nin hem Irak'ın kuzeyinde hem de Suriye'nin kuzeyinde nokta atışları ise hiç kıs kesmeden devam ediyor. Yerli ve milli silahlar kullanılıyor. Özellikle SİHA'lar bu operasyonlar sırasında çok önemli görevler üstleniyor. İşte Türkiye'nin yapmış olduğu bu adımlar ve gerçekleştirmiş olduğu operasyonlar artık terör örgütü elebaşlarını hareket edemez hale getirdi. YPG elebaşları ise Rusya ve Amerika Birleşik Devletleri'ne çağrıda bulundu. Kendilerini desteklemelerini istedi. Türkiye'nin Suriye'ye yönelik yeni operasyon sinyali, terör örgütünde korku ve endişeye neden oldu. Terörist başlarından Nuri Mahmut, ABD ve Rusya'ya çağrı yaptı. Terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı YPG'nin elebaşlarından Nuri Mahmut, örgütün yayın organına konuştu. Terörist başı günlük olarak SİHA'larla kadrolarımız hedef alınıyor diyerek ABD ve Rusya'dan Türkiye'yi durdurmasını istedi. Uluslararası güçlerin olası harekata karşı çıkması gerektiğini belirten Mahmut, her gün Tel Rifat, Resulayn, Tel Temir, Şehba, Kamışlı, Kobani, Malikiye, Ayn-i İsa'ya yönelik zaten hava harekatları, obüs ve tank atışları yapılıyor dedi. Şimdi daha geniş kapsamlı bir harekat planları var diye Mahmut. Uluslararası güçler ABD-Rusya garantörlüğünü yerine getirmelidir. Gerekirse Türkiye'ye dur demelidir ifadelerini kullandı.
Olası operasyonu konuşacağız. Değerli bir yayın konuğumuz var. Doçent doktor Sayın Mesut Şöhret'le birlikte. Sayın Şöhret, yayınımıza hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk Gökhan Bey. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ederiz. Başkan Erdoğan geçtiğimiz günlerde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le telefonda görüştüğü zaman özellikle Suriye'nin kuzeyine yönelik operasyonun artık bir zaruret olduğunun da altını çizmişti. Nasıl değerlendirilmesi, nasıl okunması gerekir bu sözler? Evet, şimdi şöyle söyleyelim. Bildiğiniz gibi Türkiye özellikle son dönemde Suriye tarafından ciddi sıkıntılar doğuran bazı terör saldırıları gerçekleşiyordu. Ve bunun üstüne de işte artık geçtiğimiz pazartesi günü Sayın Cumhurbaşkanı'nın böyle bir açıklaması oldu. Şimdi burada aslında Rusya'da hani aslında baktığımızda belli bölgelerde Rusya'nın belli bir hakimiyetinin olduğunu görüyoruz. Hani şey açısından. Dolayısıyla bu mesajla birlikte Rusya'nın da hani olası bir operasyondaki artık hani buna ses çıkartmaması gerektiğini altını çizmiş oldu aslında Sayın Cumhurbaşkanı. Ve böylelikle de hani Rusya'nın da bu konudaki itirazlarının ya da olası karşı çıkmalarının önüne geçileceğini düşünüyorum açıkçası. Şimdi bu noktada 8 Haziran tarihi önemli. Tabii ki Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov geliyor. Her ne kadar görüntüde Rusya-Ukrayna konusunda yaşanacak krizin çözümü konusunda görüşmeler olsa da muhtemeldir ki Suriye'de sıcak başlıklardan biri olacak gibi duruyor. Kesinlikle öyle. Evet, Ukrayna'daki savaş devam ediyor ama Rusya'nın çıkarları açısından baktığımızda Suriye'deki mesele de oldukça önemli. Biliyorsunuz Rusya'nın hani bu yüzyıllardan beri bir hayaliydi ve baktığımızda da bu hayaline bir şekilde kavuştuğunu görüyoruz. Hani sıcak denizlere inme hayalinden bahsediyorum. Suriye'deki işte belli üsler elde etmesi ve Suriye'deki işte belli bölgeleri kontrol etmesi açıkçası Rusya açısından hayati bir öneme sahip olacak. Ama şunu belirtelim. Hani son dönemde Rusya ile Türkiye arasında bu konuda bir diplomatik sorun yaşanacağını beklemiyorum. Zira Türkiye kendi şeyini, görüşlerini çok net bir şekilde açıklıyor. Kendisinin burada bir zaruret halinde olduğunu, bir ulusal güvenlik, dün Sayın Dışişleri Bakanımız da bunu açıklamasını yaptı. Bir ulusal güvenlik sorunu meselesi haline geliyor bu tür durumlar. Ve bunu da önlemek adına bu operasyonları yapmamıza Rusya'nın çok karşı geleceğini pek ihtimal vermiyorum. Bütün uzmanlarımızla yayınlarımız sırasında konuştuğumuz herkesin ortak olduğu bir nokta Tahrifat. Çünkü özellikle haritayı da gözümüzün önüne getirdiğimiz zaman tam da ortada kalan bir boşluk olarak karşımıza duruyor. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz Tel Rifat ihtimalini? Şimdi Tel Rifat ihtimali hem medya tarafından hem de genel olarak baktığımızda yani kamuoyu tarafından bir benimsenmiş durumda açıkçası. Operasyonun olası şeyinin bu olması bekleniyor. Hani bir müdahale olacaksa, bir operasyon gerçekleşecekse ilk etapta buranın olması bekleniyor. Ve bu noktada birincil hedef gibi duruyor. Zaten sahadan gelen bilgiler de bunu doğrular nitelikte açıkçası. Çünkü işte alınan bilgilere göre, istihbarat raporlarına göre buradan Rusya'nın da çekildiğini, askerlerini çektiğini görüyoruz. Ama yerine İran'dan gelen bir Haçlı Şabi grubunun olduğu söyleniyor. Umarım o şekilde onlarla hani bir sert bir mücadele içine girmeyiz diye düşünüyorum. Çünkü onun başka sorunları da çıkacaktır arka planda. Böyle bir şey olmasını inşallah öyle bir durumla karşılaşmayız. Amerika Birleşik Devletleri yavaş yavaş süremizi tamamlıyoruz. Amerika Birleşik Devletleri tabii ki Suriye üzerine çok önemli bir faktör olarak karşımıza çıkıyor. Biliyoruz ki özellikle son dönemde YPG PKK'ya desteğini daha da arttırmış durumda Amerikan yönetimi. Ne kadar sürdürülebilir Amerika Birleşik Devletleri'nin bir terör örgütüyle işbirliği yapması? Şimdi açıkçası bunu şeylerle açıklayamıyoruz. Hani belli bir hani rasyoneliteyle açıklamamız çok mümkün değil. Fakat şunu herhalde görüyoruz. Hani ucuz kendisi açısından sahada iş yapan bir örgüt olarak gördüğü için buna devam edeceğini ben açıkçası görüyorum. Çünkü buna yatırım yaptı. Ancak ne zaman bu gerçekleşebilir? Hani örgütün gerçek yüzünü gördüğünde ve örgütün kendisine zarar vermeye başladığında bu desteğin kesileceğini düşünüyorum. Aksi takdirde ABD yönetimi yakın gelecekte bu örgütle ilişkisini sürdürecek gibi duruyor. Ve bu noktada da şey var, hani açıkça söylemek gerekirse hem Senato hem işte Dışişleri hem Pentagon aralarında bir uzlaşma sağlamış gibi gözüküyor. Yani bu konuda o konuda sağlam duruyorlar diyelim.
bu konuda birçok konuda anlaşamayan aslında farklı kesinlikle yapılar söz konusu olan Türkiye olunca anlaşmış gibi duruyor diyorsunuz. Son olarak çok kısa bir değerlendirme daha rica edeceğim bölgede. Bundan sonrası için ne öngörüyoruz? Özellikle de Suriyelilerin dönüşü konusunda çok kısa bir değerlendirme. Evet, yani Türkiye'nin aslında operasyonun amaçlarından, olası operasyonun amaçlarından bir tanesi de bu. Bu güvenli bölgelerin sayısını arttırarak, oranın miktarını arttırarak Suriyelilerin de dönüşünü hızlandırmak istiyor. Çünkü onlar da burada sıkıntı çekiyorlar. Türkiye açısından da hem iç politik malzeme konusu yapılmaya başlandı. Dolayısıyla da operasyonun aslında bir boyutuyla da buna hizmet edeceğini söyleyebiliriz. Çok teşekkür ederiz. Doçent Doktor Mesut Şöhret'le birlikteydik. Kolaylıklar dileyelim hocam. Teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Çok sağ olun. Gündem sıcak. O sıcak gündemin en önemli başlığı ise şüphesiz ki Suriye'ye yapılacak olası bir operasyon ve operasyonun ne zaman ve hangi bölgeye yapılacağı sorularıydı. Uzman konuğumuzla birlikte bu sorulara yanıt aradık. Biz gelişmeleri aktarmaya devam edeceğimizi hatırlatalım. Sözü yeniden İstanbul'a bırakalım. Gökhan'a, muhabir arkadaşlarıma ve değerli konuğuna teşekkür edelim. Sınır hattına yine uzanıyor olacağız. Bir canlı noktaya, canlı bağlantı yapacağımız noktaya daha uzanalım. Evlat nöbetinin devam ettiği kentlerden bir tanesi Muş. Eyleme iki aile daha katıldı o noktada. Son durumu öğreneceğiz. Bu kez muhabir arkadaşım Ahmet Çelik bizi bekleyen isim. Ahmet, hoş geldin yayına. Neler yaşanıyor orada, nedir son durum? Evet, hoş bulduk. İyi yayınlar dileyelim. Diyarbakır'da başlamıştı evlat nöbeti. Diyarbakır'da artık 1000 günü geçti ama o kıvılcım bütün doğudaki, güneydoğudaki illere de yayılmış durumda. Bizler Muş'tayız. Muş'ta evlat nöbeti tam 59 haftadan bu yana, gördüğünüz gibi kameraman arkadaşım Serhat Kızıltaş size gösterir. Hemen HDP il binasının önünde 59 haftadan bu yana devam ediyor. 37 aile yaz kış demeden bu noktaya geldi ve HDP'den, PKK'dan çocuklarını istiyorlar. Bakın burada tabii ki anneler var ama onlara destek olan babalar da burada. Zaman zaman evlatlar, kardeşler de bu noktaya gelerek seslerini buradan yükseltiyorlar. Tam 59 hafta oldu. Bir yılı aşkın bir süreden bu yana aileler bu noktadaki bekleyişlerine devam ediyorlar. Bugün itibariyle iki ailemiz daha katıldı. 37 kişi oldu. Buradaki aileler bakın gözü yaşlı. Sadece tek istedikleri evlatlarının geri dönmesi. Onlar da evlatlarını aylardan, günlerden bu yana HDP'den, PKK'dan istiyorlar. Çünkü evlatları çok küçük yaşta PKK, HDP tarafından kaçırıldı. Daha 12 13-14 yaşlarında evlatları kandırılarak daha kaçırıldı. Onlar da işte bakın ellerinde evlatlarının fotoğrafları var. Biricik yavruların fotoğrafları var. Ve yıllardan bu yana evlatlarından haber alamamış aileleri bu noktada görüyoruz. Tabii babalar da orada. Gözü yaşlı babalar mağrur duruşlarıyla burada evlatlarını HDP'den tabii ki onun işbirlikçisi PKK'dan burada yüksek sesle zaman zaman istiyorlar. Aileler bu noktadaki bekleyişlerine devam ediyorlar. Demiştik Diyarbakır'da bu ateşin kıvılcım başladı ve Ağrı, Şırnak, Van, Hakkari ve Muş'a sıçradı. Muş'ta da aile sayısı her geçen gün artmaya devam ediyor. Gözü yaşlı annelerin tek isteği var demiştik. Evlatlarının bir an önce dönmesi. Tabii ki buradaki ailelere zaman zaman sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlar da destek veriyor. Bu noktaya gelerek onlarla burada her çarşamba oturma eylemi yapıyorlar. İşte annelerin ki devam ediyor. Dediğimiz gibi o sivil toplum kuruluşları zaman zaman desteklerini annelerden eksik etmiyorlar. Tam bir yıl aşkın bir süreden bu yana buradaki evlat nöbeti devam ediyor. Ne yaz dinlediler, ne kış dinlediler. Bakın ellerinde daha 13 yaşında kaçırılan bir yavrunun fotoğrafı var. Yine bugün aramıza yeni bir aile daha katıldı buradaki evlat nöbetine. Bakın hemen şöyle gelirsek daha liseye gidiyordu. Sağlık Meslek Lisesi'nde okuyordu. Dilan Han Sağlık Meslek Lisesi'nde 16 yaşında kaçırıldı ve yaklaşık olarak 7 yıldan bu yana Dilan'dan baba bir haber alamıyor ve bugün burada sesini yavrusuna duyurmak istedi. Bir an önce dön yavrum dedi. İşte bu noktada o da evlat nöbetine katıldı. Buradaki evlat nöbeti artarak devam ediyor. Aileler HDP'den, PKK'dan çocuklarını ısrarla istiyorlar diyelim ve sözü buradan size bırakalım. Ahmet, teşekkür ediyorum. Kolaylıklar diliyorum sana da. Muş'taki son durum da böyleydi. Sıcaklıklardan bahsedeceğiz biraz. Aslında etkilerinden daha doğrusu. Aniden değişiyor biliyorsunuz. Bir gün hava soğuk, bir gün sıcak derken bu ani değişim vücudumuzu aslında oldukça olumsuz etkiliyor. Vücudumuz strese giriyor. Uzmanlar bu konuda uyarılarda bulunuyor.
Bir ceket. Akşam üzeri ceket taşıdım dün kendim Taksim'e doğru giderken. Bir tişört. Yedek var çantada. Ani hava değişimi hastalığa davetiye çıkartıyor. Yani ne giyeceğimi şaşırdım. Mevsim geçişlerinde sıcaklıkların bir yüksek bir düşük olması insan bünyesinin adaptasyonunu bozuyor. Sıcaktan soğuk, soğuktan sıcak epey bir bünyeyi de rahatsız ediyor açıkçası. Yaza girdik sanki, kışı şey atladı, hani baharı teğet geçiriyorum ben. Mart'ta kar yağıyordu, bir ay önce kar yağıyordu ve şimdi güneş, bilmiyorum iklimler çok değişik. Mevsim değişiminden dolayı hava bir ısınıyor, bir soğuyor. Peki ani ısı değişimini vücudumuz nasıl karşılıyor? İç hastalıkları uzmanı Doktor Serdar Kızılkaya böyle havalarda vücudun strese girdiğini söyledi. Ani hava değişiklikleri oluyor. Sabahki hava ya akşamki hava birbirinden çok farklı olabiliyor. Bu da vücut için bir stres, çabuk hastalanmamıza sebep olabiliyor. Tam da bu mevsim geçişlerinde hem solunum yolu enfeksiyonları daha sık görülüyor, bağırsak enfeksiyonlarımız daha sık görülebiliyor. Uzman Doktor Kızılkaya ani hava değişikliklerinde dikkat edilmesi gerekenleri sıraladı. Bu dönemlerde bol sıvı tüketmeliyiz. Giydiğimiz kıyafetleri günlük hava durumuna göre mutlaka adapte etmeliyiz ki vücudumuzun direnci düşmesin. Uykuyla beraber beslenmemize çok dikkat etmemiz lazım. İyi yıkanmış meyve sebzeler mutlaka tercih edilmeli. Ekstra supplementlerden, vitaminlerden de faydalanabiliriz. Şimdi Türkiye Çevre Haftası'nı kutlayacak. Arkadaşlarım da arkaya taşıdılar. 1-7 Haziran Türkiye Çevre Koruma Haftası olacak. Aslında bu haftanın kutlanmasının nedenini çevre bilincinin önemini arttırmak. Bir yandan tabii birçok etkinlik de düzenlenecek bu konuda. 81 ilde 81 milyar adım çevre yürüyüşü düzenlenecek olan etkinliklerden bir tanesi. En önemlisi de sıfır atık temasıyla kutlanacak bu yıl, bu hafta. Dünyanın en çok mavi bayraklı 3. ülkesiyiz biz. Ödüllü plaj sayımız da oldukça yüksek. 531'e yükselmiş durumda. Bu konudaki detayları alacağız. Muhabir arkadaşım Yasin Anzer'le bizi bekleyen isim konuyla birlikte. Yasin, hoş geldin yayına. O güzel deniz manzarasıyla birlikte yapacağınız yayını merakla dinleyeceğiz. Söz sende. Teşekkürler Cansın. Evet, söylediğiniz gibi Türkiye artık Haziran ilk haftası çevrecilik haftası ve bu anlamda da önemli etkinlikler var. Antalya'da da Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından etkinlikler yapılacak. Ama az önce bahsettiğiniz gibi mavi bayrak sayısında dünyada 3. sıradayız. İl bazına baktığımızda da Antalya en fazla mavi bayrağa sahip il. Yani sahillerin ve denizin temizliği de önemli bir nokta Antalya için. Yayın konumuz Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü'nden Çevre Mühendisi Doktor Nilgün Akbulut Çoban. Efendim, yayına hoş geldiniz. Sizin için önemli bir hafta, yoğun bir hafta geçecek. Ama denizi ve sahili görüyoruz. Tertemiz mavi bayrak almaya da malum hak kazanıyoruz. Aynen öyle. Öncelikle iyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederiz davetiniz için. Dediğiniz gibi Antalya turizmin başkenti olan illerimizden bir tanesi ve Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü olarak bütün hassasiyetimizle, titizlikle, yoğun bir şekilde her anlamda çevre yönetimini en iyi şekilde uygulayabilmek için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Antalya'da 2022 yılındaki 21 yılının son verilerine göre de 213 tane plajımızın mavi bayrak aldığını kayıtlarda görüyoruz. Bunun dışında biz il müdürlüğü olarak deniz çöpleri eylem planımızı hazırladık. Sıfır atık projesinin devamı niteliğinde olan sıfır atık mavi kapsamında da deniz çöpleri il eylem planı Antalya'mız için hazırlanmış durumda. İl müdürlüğümüzün koordinasyonunda diğer tüm ilgili kurum kuruluşlarla da çalışmalarımıza yoğun şekilde devam ediyoruz. Efendim, sadece denizin suyunun temizliği değil, o sahilin temizliği, belki işte can kurtaranların olması, bunlar komplike bir şey ve bunun takibini, süreci de iyi yönetiyorsunuz.
Evet, Mavi Bayrak zaten İl Kültür Turizm İl Müdürlüğümüzün koordinasyonunda, İl Sağlık Müdürlüğü, yine bizim İl Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, ilgili belediyesi ile birlikte koordinasyonlu ve komisyon oluşturularak verilen bir çalışma. Bu kapsamda da güvenli yüzme alanlarının oluşturulması, plajda çevre yönetiminin en iyi şekilde uygulanması ve çevre bilincinin de bu kapsamda artırılmasına yönelik geniş bir çerçeveyi içeriyor. Tabii temizlik baktığımız zaman hem sahillerde olduğu gibi bu mavi bayrak konusu teknelerde de yeni bir uygulama oldu geçen yıldan bu yana. Şöyle, teknelerimizde ve gemilerimizden kaynaklı atıkların yönetimini de yine bakanlığımızın Mavi Kart Genelgesi var. Bu Mavi Kart Genelgesi kapsamında kıyı tesislerine yaklaşan teknelerin ve gemilerin atıklarını takip edebildiğimiz bir sistem. Bu da titizlikle yine İl Müdürlüğümüzce takip ediliyor. Efendim, tabii çevrecilik haftası kapsamında buradan vatandaşlara da bir mesaj olsun. Siz yetkililerin de bir mesajı olsun. Sahilde, denizde dikkat edilmesi gerekenler, temizlik önemli. Aynen, çevre temizliği önemli. Öncelikle bu konuda farkındalık ve bilinç oluşturmak da çok önemli. Biz il olarak Türkiye Çevre Haftası kapsamında 1 ve 7 Haziran biliyorsunuz Cumhurbaşkanlığımızın genelgesiyle Türkiye Çevre Haftası olarak ilan edildi. Biz de ilimizde bu kapsamda çok farklı etkinlikler düzenliyoruz. Okullarımızda çevre müfettişi etkinliği bunlardan bir tanesi. Yine fidan dikimi gerçekleştireceğiz. 3 Haziran Dünya Bisikletliler Günü'nde Konyaaltı sahilimizde Boğa Çayı'na kadar devam edecek olan bir bisiklet turumuz var. Yine 5 Haziran'da tüm halkımızı Atatürk Kültür Parkı'nda Dünya Çevre Günü şenliği düzenliyoruz. Bu bütün yine... İllerde de 81 ilde eş zamanlı olarak ilk adım çevre yürüyüşü gerçekleştirilecek. Biz de ilimizde bunu Antalya Müzesi'nin karşısında Atatürk Kültür Parkı'nın hemen girişindeki bisiklet yolundan başlayarak şehrimizin idarecileri ve halkımızın katılmaya başlayacak bir ilk çevre adım yürüyüşü var. Eş zamanlı olarak yapılacak bu. İlimizde de bu kapsamda tüm planlarımızı yapmış bulunmaktayız. Umarız iyi geçer diyelim. Çok teşekkür ediyorum efendim. Biz teşekkür ederiz. İl Müdürlüğü adına çok teşekkür ediyorum. Evet, Antalya tabii az önce bahsettiğiniz gibi o mavi görüntüsü eşsiz bir görüntü ama çevrenin de temiz olması ve yine yetkililerin denetimleri devam ediyor. Çevre haftası etkinlikleri kapsamında da 81 vilayette olduğu gibi Antalya'da da önemli etkinlikler, önemli temizlikler aslında ön plana çıkarılacak diyelim. Antalya'dan sözleri sizlere bırakalım. Artvin'de gezintiye çıkan bir kişi ormanda tek başına dolaşan hasta dağ keçisi buldu. Bitkin olduğu gözlemlenen dağ keçisi bir süre sonra bölgeden uzaklaştı. Gel, gel, gel. Ormanlık alanda hasta dağ keçisiyle karşılaştı. Görüntüler Artvin'de kayda geçti. Geziye çıkan bir kişi ormanda tek başına dolaşan dağ keçisini gördü. Kendisinden kaçmaya çalışan hayvana yaklaştı. Tık 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 tık. Dağ keçisinin bitkin olduğunu ve arka ayağının aksadığını fark etti. Gel, 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 gel. Etrafta dolaşan dağ keçisi bir süre sonra uzaklaşırken durum Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'ne bildirildi. Malezya'da doğan 3. panda yavrusu Şengi'yi 1 yaşına bastı. Ülkenin başkenti Kuala Lumpur'da bulunan hayvanat bahçesi çalışanları da dev sevimli panda yavrusu için bir doğum günü düzenledi. Şengi'yi, Malezya'nın 3. dev panda yavrusu 1 yaşına bastı. Hayvanat bahçesi çalışanları sevimli panda yavrusu için doğum günü organizasyonu düzenledi. Şengi için buzdan yapılan ve meyvelerle süslü bir pasta hazırlandı. Dev yavru bir yandan pastasını yerken diğer yandan ağaçlara tırmandı.
Yavru pandaya ilgi ise büyüktü. Çok sayıda kişi 1 yaşına giren Shanky'yi için hayvanat bahçesine geldi. Anne ve babası Çin'den Malezya'ya getirilen Shanky'nin en önemli özelliği ise Malezya'da dünyaya gelen 3. panda yavrusu olması. İsmi barış ve dostluk anlamına gelen yavru panda, Malezya ve Çin'in diplomatik bağlarını simgeliyor. ATV'nin ilgiyle takip edilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'e katılan 18 yaşındaki lise öğrencisi İdil Aybala Esmer yarışmaya damga vurdu. 400 bin liralık soruyu aştıran lise öğrencisi büyük takdir topladı ve bakın Aybala yarışmayla ilgili neler söyledi. Kim Milyoner Olmak İster yarışması çok konuşulan bir bölümle ekrana geldi. 18 yaşındaki Aybala Esmer Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında büyük bir başarı elde etti. Ve bu yarışmanın tarihinde ilk kez 400 bin liralık soruyu açtırmış oldu. 400 bin lira değerindeki 11. sorumuz geliyor. Bir arkadaşımız daha önce katılmıştı, dedim ben de katılayım, ne olacak ki zaten, hani aramazlar etmezler diye düşünmüştüm. Ama süre çok hızlı ilerledi ve birden kendimi stüdyoda buldum. Merhabalar. ATV'nin ilgiyle izlenen yarışmasında lise öğrencisi İdil Aybala Esmer yarışmanın unutulmazları arasında yer aldı. Ben de lisede başladım münazara yapmaya. Okuldaki kulüplerden bir tanesine girdim, münazara kulübüne girdim. Genç yarışmacının münazara hobisi ise yarışmada kendisine başarı kattı. Genelde baraja geliyordum evde ama bazen ilk sorularda elendiğim de oluyordu. Ya hatta programda da zaten ilk sorularda elenirim gibi bir fikir vardı aklımda, yani ilk iki soruda gibi. Ama tam tersi oldu. Sunucu Kenan İmirzalıoğlu bir ilki yaşadı ve 400 bin liralık soruyu ilk kez lise öğrencisi Aybala için sordu. İlk defa 400 bin liralık sorunun anonsunu yapacağım. İlk defa? Evet, yani bu yeni para ağacından sonra 1 milyonluk sorunun anonsunu yapmıştım fakat bu yeni para ağacından sonra ilk defa yapıyorum. Çok iyi. 400 bin lira değerindeki 11. sorumuz geliyor. 16. yüzyılda Avrupa'da Türk buğdayı ve Türk tahılı olarak da bilinen hangisidir? A. Mısır. B. Yulaf. C. Susam. D. Ay çekirdeği. D. Ay çekirdeği son karar. Aslında başta mısır diye düşünüyordum. Ay çekirdeği, hatta yani soruyu ilk gördüğümde ilk dediğim şey ay çekirdeği olamaz demiştim. Ama ondan sonra hep yani basiretim bağlandı diyelim. Gerçekten mısır demem gerekiyordu. Ki başka bir gün olsa belki mısır da derdim. Ama başka bir gün olsa belki 400 binlik soruya da gelemezdim. Başarılı yarışmacı 30 bin lira ödül kazanırken 7'den 70'e tüm izleyenlerin takdirini kazandı. Sorular bildiğim yerlerden geldi. Jokerlerimi iyi yerlerde, yani çok iyi yerlerde kullanmadım ama yani genel olarak şanslıydım. Barajı geçtikten sonra da zaten çok rahatladım. Aybala, seni yürekten tebrik ediyorum. Teşekkür gerçekten ederim. Hepimizi heyecanlandırıyorsun. Bir lise öğrencisisin aslında fakat o kadar doğru, o kadar güzel açıklamalar yapıyorsun ki muhakeme yeteneğin o kadar gelişmiş ki gerçekten seni hayranlıkla izliyoruz, çok takdirle izliyoruz. Çok teşekkür ederim. Ve bizi umutlandırıyorsun geleceğimize dair. Daha güçlü bakmamıza sebep oluyorsun. Çocuklarımız için de öyle. Ben neredeyse hiç negatif yorum görmedim. Ya aldığım mesajlar hep çok güzeldi. Çok güzel insanlar, çok güzel dileklerde bulunmuşlar. O yüzden çok çok mutlu oldum. Çok umutlarım yeşerdi yani insanların bunu bu kadar pozitif karşılaması. Haber ekranlarına tekrar hoş geldiniz. Saatler artık 12'yi gösteriyor. Yeni saat dilimine hemen başlayacağız. Sıcağı sıcağına Ankara'ya uzanarak günün sıcak gelişmelerinden bir tanesinin detaylarını alacağız. Artan kira fiyatlarının önüne geçilmesi planlanıyor biliyorsunuz. Belirlenecek sabit bir oranla geçilecek. Böylece enflasyon etkilerinin kira üzerinde etkisini hissettirmesi önlenmiş olacak. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'dan geldi açıklamalar. O açıklamaların detaylarını öğrenelim. Önemli gelişmeler Ankara'ya uzanacağız dedik. Editör arkadaşım Arzu Fidan verdi bizi bekleyen isim. Arzu, hoş geldin yayına. Neler açıkladı Sayın Bakan? Detaylar sende.
Johnson, evet, senin de ifade etmiş olduğun gibi fahiş kira artışlarının önlemek için aslında yapılan bir düzenlemeydi bu ve artık sona gelindi diyebiliriz. Bu noktada düzenleme ilişkin detayları Adalet Bakanı Bekir Bozdağ paylaştı. Hemen biz de detaylarına bakacak olursak aslında artışların önüne geçilebilmesi için sabit bir oran belirlenecek dedi Bekir Bozdağ. Bu çerçevede artık kira tutarları 12 aylık tüfeğe göre değil, belirlenecek sabit bir oran üzerinden yapılacak dedi. Yine enflasyonun köpüğü kira ücretlerinin üzerinden artık silinmiş olacak ifadesini de kullandı. Bu noktada baktığımızda Bekir Bozdağ'ın hemen açıklamaların detaylarına bakacak olursak oran üzerinden belirleme yapacağız dedi. Miktar üzerinden değil yine, çünkü bu noktada baktığımızda oran üzerinden yaptığımızda maliyet her miktara göre farklı şekilde oluşacaktır dedi. Yine baktığımızda külfeti paylaştıran bir formülü ortaya koyacağız açıklamasını da yapmıştı Bekir Bozdağ. Bu noktada baktığımızda aslında çalışmaya göre evini ilk kez kiraya verenle birlikte mevcut kontratını yenileyen kişiler için ayrı ayrı şartlar belirlenecek yeni düzenleme doğrultusunda. Bu sayede ne kiracı ne de ev sahibi enflasyonun altında kesinlikle ezilmeyecek. Özellikle bu noktanın altını çizelim. Öte yandan baktığımızda yine evini kiraya verecek olan kişilere yönelik çalışmada da kontrol mekanizmaları üzerinde elbette çalışılmış olduğunu belirtelim. Bu noktadan yine düzenlemeyle birlikte ev sahibi veya kiracı ortak bir nokta bulamazsa, anlaşamazsa işte bu kez de mahkemeden önce arabulucuya gidilmiş olacak. Çözüm için de bir ay bir sürenin hedeflenmiş olduğunu belirtelim. Bu sayede aslında hem kısa sürede mesele halledilmiş olacak, yine usul ekonomisi bakımından tasarruf edilecek. Aynı zamanda mahkeme masrafları ve diğer masraflardan da tasarruf etmiş olacak. Taraflar arasındaki ihtilafın husumete dönüşmüş olması da bu çerçevede engellenmiş olacak diyebiliriz. Yine yeni düzenleme doğrultusunda aslında tedbirlerin uygulaması da kalıcı değil aslında. Dönemsel olacak. Özellikle bu noktanın da altını çizelim. Son olarak hemen Bekir Bozdağ'ın şu açıklamasına da dikkat çekecek olursak, geçici dalgalanmalara karşı kalıcı düzenleme yapmak doğru değil dedi Bakan Bozdağ. Geçici düzenleme yapmak lazım. Allah'ın izniyle enflasyonu Türkiye'de geçmişte biz indirdik, yine biz indireceğiz ifadelerinde kullanmış olduğunu bu noktadan bildirelim ve söz tekrar size bırakalım Cansın Elveci. Arzu, teşekkür ediyorum. Kolaylıklar diliyorum. Hazır o fahiş kira artışları ile ilgili son gelişmeleri aktarmışken bir son dakika gelişmesi daha. Bir süredir 3600 ek göstergeye çevrilmişti gözler, biliyorsunuz. Çalışmalar tamamlanmış, taslak hazırlanmıştı ve Başkan Erdoğan'ın önüne konulacaktı o taslak. Bir son dakika bilgisi, polis, hemşire, din görevlisi ve diğer meslek gruplarını da kapsayacak şekilde 3600 ek göstergenin detaylarına ilişkin bazı notlar paylaşılmış durumda. Söylediğim gibi bir süredir gündemdeki konuların başında geliyordu 3600 ek gösterge. Çalışmalar ne zaman sonuçlanacak, ne zaman hayata geçirecek diye. İşte o taslak hazırlanmıştı. Taslağın hazırlanmasının ardından Başkan Erdoğan'a sunulması bekleniyor. Artık oradan sonra da hayata geçmesi bekleniyor, biliyorsunuz. 3600 ek göstergeye ilişkin tüm detaylar. Gelen son dakika bilgisine baktığımızda polis, hemşire, din görevlisi ve diğer meslek gruplarını kapsadığı açıklama arasında Vedat Bilgin'in açıklamaları 3600 ek göstergenin kapsamı doğrultusunda 3600 ek göstergede kapsam belirlenmiş durumda. Bir kez daha altını çizeyim. Polis, hemşire, din görevlisi ve diğer meslek gruplarını kapsıyor 3600 ek gösterge. Kapsamlı bir çalışmaydı. Aslında her sabah saat 9'da ekonomi bölümünde konuştuğumuz süreçte birçok kapsamı olduğunu defalarca Faruk Erdem de dile getirmişti. Bu yüzden detaylı bir çalışma gerektirdiğini söylemişti. İşte bu son dakika bilgisi de polis, hemşire, din görevlisi ve diğer meslek gruplarını kapsayacağı yönünde 3600 ek göstergenin bu son dakika bilgisini de sizlerle paylaşmış olalım. Artık bu konuyla ilgili de sona gelindi. Şimdi İngiltere'ye uzanacağız. Oradan gelen bir haber var. İngiltere'de polis ekipleri bir apartmana uyuşturucu operasyonu gerçekleştiriyor. Muhabir arkadaşım Alparslan Düven de olay yerinde. Alparslan, neler yaşanıyor?
Johnson, Londra Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı narkotik suçlarla mücadele ekipleri bugün Croydon bölgesinde, başkent Londra'nın Croydon bölgesinde bir apartmana operasyon düzenlediler. Operasyon yaklaşık yarım saat önce başladı ve bulunduğumuz bölge tamamen polis ablukası altına alınmış durumda. Olay yerinde şu ana kadar yüzden fazla polis ekibinin bulunduğunu söyleyebilirim. Büyük bir uyuşturucu operasyonu olduğunu tahmin ediyoruz. Az önce çevik kuvvet ekipleri de binaya giriş yaptılar. Sizin de görmüş olduğunuz gibi şu an polisler hala hazırlıklar yapıyorlar. Olay yerine çok sayıda farklı birimlerden de polisler aktarılıyor şu an. Binadan içeriye polis girişi yaptı. Kapı kırıldı az önce. Kapının kırılmasının ardından da içerideki şüphelilerin yakalanıp gözaltına alınması bekleniyor Johnson.